FC24'ün en kötü takımı İrlanda'daki UCD Dublin. Yani görüyorsunuz, çok kötü bir takım ya. Rezalet bir takım. Yani baksana, diğer kötü takımlarla karşılaştırıyorum. Arasındaki en kötüsü. Ya oyunun harbiden en kötü takımı. Tabii ki bizim görevimiz oyunun en kötü takımını en iyisi yapmak kardeşim. Bu takımla beraber Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyoruz. FC24'te yepyeni bir Rebuild videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Güzel uzun bir video olacağını düşünüyorum. İrlanda Ligi'nde Rebuild yapmak hiç kolay değil. Geçen seneki yaptığımız en kötü takım videolarından da bilenler biliyordur zaten. Hedefimiz işte bu ligi kazanmak olacak dostlar. Zor. Hadi bakalım, bu serüvene kendimiz atıldık. Sizden beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. Ayrıca yapmamı istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Taktiksel vizyon falan daha sonra kardeşim. Bana şimdi onu sorma. Ben bir takımın haline bakayım. Bir hoca olarak, bir alıcı gözüyle çok kötü. Yani neyse, en azından genç çocuklar ya. Baksana 18-16 yaşında. Bu çocuklar genç. Bunlara antrenman, çalışma basacağız abi bunlara. Bu seneki antrenmanların ne kadar etkili olduğunu bu konseptte de görebiliriz diye düşündüm. O da bize bir fikir verecektir. Formaları fena değil. Lan. Dur bakayım, kaç paramız var? 745 bin euro. Güzel güzel. Ulan bak, ne kadar düşük para diye düşünüyoruz. Halbuki 745 bin euro normal düz bir insana versen çok fazla para, anladın mı? Ama şimdi bir kulüp bütçesi olarak düşük diyoruz. Hayatta garip işte abi. En kötü takım Rebuild'imize bir yerden bir şekilde transfer yaparak başlamamız lazım. Ama işte paramız çok az. O ne olacak bilmiyorum. Anca yaşlı adamlar alabiliyoruz ya bu paralara. Genç bir çocuk almak istesek, 24'üne kadar bir çocuk almak istesek 60 overlılık adamları alabiliriz. Gayet iyi bu arada. Oha, 81 potansiyel bir orta saha buldum. Alemayhu. Başka bir adam abi. Ben bu adamı alacağım ya. İshak Alemayehu. İsveçli. Hemen alacağım abi. Bonus saçlı falan. Ben hemen bir topçu olacak bu çocuk. Nasıl bir yatırım bu çocuk ya. 500 bin değerim varmış. Hoca 500 bin veririz o zaman yani, değil mi? Çok iyi. Tamam, 5 yıllık istiyor. Çocuk fazla kalmak istiyor abi. Bana uyar. Bana uyar. Ben bu çocuğu alıyorum. Bu çocuğu alıyorum. Maaş 400. 400 euro mu istiyorsun ayda? Baba adamsın. 450 yaptık. Tamam, al sen git. 450 al. Tamam. Alemayehu. Şu anda İshak Alemayehu takımımıza geldi. Hocam bu adam başka bir adam. Hemen kendi formasyonumu oturtmak istiyorum. Aslında oynatabileceğim bir formasyon bu. Sağ bekler falan. Sol bekler. Bunlar da iyi. Sol orta saha. Çocuklar iyi ya. Daha genci var mı? İyi. Santifor. Dur bakayım, orta sahada 24 yaşında. Kazık kadar adam olmuşsun kardeşim sen ya. Şurada 55-21 yaşında diyor. Hocam şimdi formasyonumuzu 4-3-3 rölanti yapalım. MDO'ya yer yok. Alemayehu var. Evet. Güzel. Sen gelişeceksin çocuk. Sen bir yatırımsın. Bunu unutma. İyi, takım şu anlık böyle idare edebilir bence. Şunları kanada çeviririz. Sağ kanat, sol kanat olur bunlar. İlk etapta tek transfer yapabiliyoruz abi. Gücümüz ona yetiyor zaten. Kalan sözleşmelere bakalım. Oha, hepiniz bir yıllık mısınız lan? Of, çok bir yıllık var. Neyse, en azından serbest kalma bedeli yok. Genç olanlarla yenileyeceğiz abi. 25 olanları pek yenilemeyi düşünmüyorum. Gerek yok, 25. 23 yaşından sonra bu reytingdeysen ne yapacaksın? Gallagher'dan itibaren yenileyelim hadi. 22 yaşında. Yaş işleri burada önemli yani. 22 yaşındaki adamı yenilerim. Bu arada satış da yapabiliriz, onu unutmuştum. Biraz daha yaşlı olan oyuncularımızı satıp yerine birilerini alabiliriz. Çok İrlandalı çocuk var ya burada. Dur bakayım, kanatlar nerede bizim? 21 yaşındasın. 23 yaşında var. 23'ü hemen satarım. 21'i de satarım aslında. Satılıyorsa gitsin. 19 yaşında bak. Bu çocuk 19 yaşında abi. Şu da 19 yaşında. Danny Norris. Sen sağ kanada geçeceksin. Tamam mı? 52 bir şey olmaz. Daha kötü nasıl olabiliriz zaten? Sağ orta saha oynayamıyor musun? Sağ orta sahada mı 14 haftada geçiyorsun? Ulan sol orta sahasın zaten. Puh sana. Vazgeçtim senden de. Asıl şeyin sol bek mi? Seni sol kanat yapacağız ha. Nasıl olacaksın 2 hafta? Adam ya, böyle olursun abi. Sol kanatsın zaten yani. Senden 80'lik adam olmanı beklemiyoruz Sami. Gençleşmeye gidiyoruz biz. Bu kulübün geleceği daha da gençleşmekte abi. Bu kulübün mevzusu bu olacak. Teklifler gelsin, ona göre değerlendirelim. 180 bin euro. Doyle bizim santr. Bu Doyle çok tanıdık ya. Yıllardır burada oynuyor olabilir. 180 bin yani aslında 17 yaşında adama da olmaz. Yıllardır burada oynuyor dedik. Adam 17 yaşında kardeşim. Vermiyorum. 17 yaşında adamı vermem. Onun potansiyeli vardır. O yüzden almak istiyorsunuzdur. Çakallık yapmayın ey diğer kulüpler. Buradan da açıklamamı yapmış olayım. Dignam için teklif. Dignam 23 yaşında, yolu açık olsun. Behan için teklif. Behan ne yapıyor? 21 yaşında. Behan'ı da satalım. Satacağız demiştik. 20'den fazlası şey yani aslında. Satılabilir. Stoper 23. Baba git hadi. Hadi yol al. Yol al. Bizim genç çocuklarla gelişmemiz lazım. Beraber gelişmemiz lazım. Oh güzel, oyuncular gidiyor. Tamamdır. Ulan acaba Şampiyonlar Ligi'ni kaç sezonda kazanacağız? Bak bu da bir merak konusu. Alemayehu oynuyor. Kini de mi gidecek? Bu çocuğu da vereceğiz herhalde. Buralara transfer yapmamız lazım. Sağ kanat falan almamız lazım. Sağ bekteki çocuk iyidir. 16 yaşında daha. Bakayım kaç paramız oldu? 296 bin. Güzel. Bir tık daha fazlası olursa iyi olur yalnız. Satış yaptık o kadar. En azından bir oyuncu alabilelim ya. Rakibe sattık ha. Rakibe sattık.
Behan'ı. Osam için teklif var. Osam kimdir? 25 yaşında. Hemen git abi, sen ne yapıyorsun ya? Yaşlı başlı dede olmuşsun sen. Evet, şöyle bir hazırlık turnuvasına da katılmış olalım. Ne olduk şimdi? 887.000, güzel. Suyunu sıksak 2 oyuncu alabiliriz bu arada. Bunu da söyleyeyim. Eksiklerimize bakalım. Bir tane kanat şart galiba. Şu kaptan olan Wells kim abi? İyi, bu 19 yaşında. Yani hani stoper öncelikli değil diyebiliriz. Bizim için önemli olan bir sağ kanat mevzusu var. Sağ kanat acil yani. Bu arada neden serbest oyuncu almıyorsun diye kızacak olanlar olabilir. Oyun hilesi gibi olur. Bir sürü Meksikalı oyuncu serbest. Şimdi onları mı dolduralım takıma? O da saçma olurdu. Kardeşimiz bu ama vermiyorlar. Lucaros salmıyor Motherwell. Diyor ki bizim başka oyuncumuz yok diyor. Başka bir adam alacağım o zaman. Ataberk Karababa, gel buraya. Anadolu çocuğu alıyorum kardeşim. Gel buraya Ataberk Karababa. 17 yaşında sağ kanat. İşte bu adam başka bir adam olacak. Şu an bakıyorum. 425.000 değeri var. Konya'mıza helal olsun. Verelim Konya'ya parayı. 425.000'e. Şöyle 400.000'lik bir teklifimizi yapalım. Tamam. Kalan parayla da veteranımsı bir adam almak istiyorum ha. Bir tane tanındık bir veteran alalım istiyorum yani. Bir ara Arda Turan'ı falan almıştık. Necip'i almıştık geçen sene. Bu sene de öyle bir veteran almak istiyorum. Acaba kimi alabileceğiz onu da göreceğim. Ataberk Karababa'yı takıma getirdik. Ama onun yanına bir abi getirmemiz lazım. Onu söyleyelim. Yani bir adam var ama yani bu adamı nasıl alırız, ne yaparız hiç bilmiyorum. Ama gelirse manyak reklam olur takıma ya. Harbi reklam olur. Bak, sözleşme de bitiyor. Adana Demirspor'la konuşacağım. Konuşacağım, Nuri Zidane'yi getireceğim. Büyük başkan. Bu Sami'den hiçbir şey olmaz. Sami üstüne, tamam mı kardeşim? 350 vereceğim. Gerisini artık şey, oha 960 dedi. Hocam zaten o kadar yok. Oyuncu değişimi. Yani sana kimi verebilirim bilmiyorum. Öyle 56'lık bir santriforumuz var. İşimize yaramayacak bir adam. Zamana ihtiyacımız var dedi. Tamam git düşün ama yani bizim için çok iyi. O ne lan, orada bir ne dedi bize? 121 milyon 200 sandım dedim. Nereden, nasıl öyle bir adam var bizde diyordum. 20 yaşındaymış. Dün ne git. Sağbek'te başka çocuk var bizim, 16 yaşında. 4 yıl geriden geliyor ve senden daha iyi. Dün ne yani, sen 20 yaşında overlulardasın. Ne yapıyorsun overlularda? 1 milyon diyorlar Nani transferi için. Yani şöyle bir niş bir adam istiyordum biliyor musun ya. Harbi istiyordum niş bir adam. Sanki olmayacak gibi. Son teklifimiz. Hocam vermiyorsan verme, yapacak bir şey yok. O zaman çok genç İtalyan bir kaleci getireceğim. Borelli. Bak, İtalyan kaleci iyi olabilir her zaman, anladın mı? Yani böyle Borelli dediğin zaman, dur bakayım ismini. Borelli abi, iki tane R'li ise başka bir kalecidir bu bak. Edor'da Borelli. Bu çocuk çok büyük kaleci olacak. Buffon'la bir akrabalık durumu varmış. Öğrendim. 500 bin değeri var. Biz onu hemen alalım. Şöyle 450'ye falan sıyırıp kaçalım. Tamam mı? Hocam ben senin için 410 vereyim. 410 vereyim ben senin için. Oyuncu değişimi, kaleciler. Hadi şunu da al kaç. Tamam. Hadi bir şey demiyorum. Oha 185 artı sağ bekimizi vermem. 415 verebilirim. Üstüne başka bir oyuncu. Ya yine kaleci vereyim oğlum. Ne yapacaksınız öbürlerini ya? 430 diyor. İyi, pazarlığa geldi. 430 değil 410. Daha da düşün teklif ettim. 420. Tamam, 415'e şey olsun. Az önce sana 415 demiştim. Hadi. Ulan bari oyuncu alırdınız ya. Dümdüz 415'e adam aldınız. Neyse, görüşmesini yapalım. Belki de maaşını ödemek istemiyordu. 3 tane kalecimiz oldu. Çok önemli diyelim Borelli. Sen başka bir adamsın. Sen başka bir kalecisin. Seninle işimiz var. İtalya'dan kalkıyorsun, geliyorsun İrlanda'ya. Forma aşkı için, arma aşkı için. Sana ben 600 veriyorum kardeşim. Tamam. Hadi hoş geldin. Hoş geldin. Böyle adamlara vereceksin. İtalyan kaleci kalitesi abi. Bence böyle devam edebiliriz. Şimdi hemen bir tabii ki taktiksel vizyonumuzu belirleyelim. Kanat oyunu falan hangisini yapsak? Kontratak. Biz kontratak oynayabiliriz. Biz gegenpres oynayacağız abi. Biz gegenpres oynayacağız. Ooo şey alamıyoruz. Paramız kalmamış. Doğru da biz 3 lira bitlerde bunları böyle harcıyoruz da. Buna para biriktirmek, bütçe ayarlamak lazım. O zaman abi eski usul hemen kanatlarımızı geliştirelim. Ters kanat çalıştırıyoruz tabii ki. Ters kanat nerede? Sol kanat, tamam. Öbür çocuk nerede? Öbür çocuk bir iki hafta geçsin. Bizim soldaki çocuğa şey vermiştik. İleride oyna demiştik. SLK ol demiştik. Ol bir olsun. Hocam şöyle bir ilerleyelim ya. Hazırlık maçları yenildik. Çocuklar yapmayın. Hepsini yeniliyoruz. Abi her maçı yenildik ya. Hah, bir tane maç kaldı. Bunu da kazan. Çok iyisiniz. Müthişsiniz abi. Müthişsiniz. Kazanmaya alışacaksınız çocuklar. En kötü takım olmayacaksınız. En kötü takım olmak ne demek? Bunu yakıştırıyor musunuz kendinize ya? Bizim o Alemeyahu nerede? İlk göz ağrım, ilk transferim. Alemeyahu, hemen şeyini arttır. Sen bir merkez orta saha oyuncususun. Hızın mızın var. Ulan aslında senden kanat dribbling, fena bir kanat olmazmış senden. Neyse. Hemen defansını falan arttır. Tamam mı? Fiziğini, defansını arttır. Sonra da bitiricilik çalıştıracağız sana. Bab, bab gel bakayım buraya. Bab, sana da sol bek çalıştırıyorum. Öbür bekimiz nerede? Dempsey. Baba gel buraya Dempsey. Sen de sağ bek çalış, tamam. Hadi bakalım. Şu anda tek yapmamız gereken şey sezon sonuna gitmek. Sezon sonunda her şeyi değerlendireceğiz zaten. Bunların sezonu bir ayrı işliyordu. Kasım, Aralık. Anlamadım, bir dakika dur. Dur. Şu an Şubat'tayız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Son maça doğru gidelim de anlarız abi. Güzel, kazandık yine. Olabilir, o yenilgi arada olur abi. 2-2 kaldık, eyvallah. 3-2 kazanıyoruz. Bu galibiyetleri almamız lazım. İşte budur. İşte budur. En kötü takım değiliz biz. Bunu herkese göstereceğiz. Bunu herkes görecek arkadaşlar. Ya UCD Dublin şeyde, İrlanda Ligi'nde gerçekte kaçıncı ya? Bakayım, bu sezonki halinden iyi olalım en azından. İrlanda Premier Ligi. Shamrock Rovers falan iyi orada galiba. UCD sonuncu gerçekte. Bütün maçlarını kaybediyor. Biz öyle değiliz. Biz başka bir takımız çünkü. Arden Papazyan ailesi olarak bu takımın başına geçtik şu anda. Arada yenilgiler, galibiyetler, ilk sezon bunlar olur. Projemiz devam edecek. Onu söyleyeyim. Yani bu Shamrock Rovers baksana 4-1. Sezon sonunda o ligin en kötü takımı biz olmayacağız ama ilk sezonun sonunda. Onu da söyleyeyim. Biz sonuncu olmayacağız. Tamam, güzel. Kupada devam ediyoruz. Çok yenildik ya. Kupada devam, helal olsun. 3 kere oynadık oğlum bunlarla bununla. Biz niye bu Sligo Rovers'la çok oynadık? Logolar da birbirlerine benziyor. Belki karıştırdım. Shamrock Rovers'la berabere kaldık. Takım biraz daha iyileşti. Kupa maçı var bir sonda. Herhalde sezon sonuna gelmiş oluyoruz. Vallahi bence çok iyiyiz abi. Bence çok iyiyiz şu anda. Takıma bakacağım. Karababa 64 oldu be. Kalecimiz 61. Norris. Norris ters bek çalışıyordu. Bab gelişmiş mi anlamadı. Onlara inceleyeceğiz. Üçüncü bitiriyoruz ligi. Ligi üçüncü bitirdik. Avrupa'ya gitmeye hak kazan. Ne üçüncüsü lan? Dundalk üçüncü. Evet, kupada da maalesef finalde yenildik. Ulan ya. Ligde de 43 puandayız ha. Ya bir 7 puan daha alsak 4.'lüğe kafa sokuyormuşuz. Olsun olsun, bence ilk sezon için gayet güzel. Kadromu değerlendirmem lazım, oyuncularımla konuşmam lazım. Bakıyorum 13 gol. Abi Karababa, Ataberk Karababa adamsın ya. Ataberk Karababa başka bir adam. Doyle 9 gol, Norris 8'e 7, Kinsella Bishop 8'e 5, Alemayehu 4'e 3, Brennan 3 gol, Higgins 3'e 2, Gil 3 gol. Tamam, şey nerede? Çocuk nerede? Bab nerede? Bab 22 maça çıkmış, 2 gelişmiş. Borelli 24 maça çıkmış. Niye bu kadar az maça çıktın? Borelli'ye niye oynatmadınız kardeşim, siz izin vermediniz? Mahvederim oğlum sizi. Hirli mili mahvederim. Bu çocuk oynayacak. Yeni sezonda konuşulacak şeyler var. Takımla birazcık tabii ki istişare edeceğiz. Karababa burada var mı? Belki bir listeye girmiştir. Evet. Diğer oyuncularımız Norris falan girmiş asist listesine. Karababa golde yok mu ya? 12 golle 10. Ataberk Karababa. Devam ediyoruz dostlar. İkinci sezonumuza geçeceğiz. En kötü takımı. Aslında ilk sezon sonunda en kötülükten çıkardık diye düşünüyorum. Ligde 7.'ydik sonuçta. Tamam, dünyanın en kötü ligi bu olabilir ama sonuncu değiliz. Gerçek hayatta sonuncu adamlar. Gerçek hayatta zaten 10 takımlı ligde 10'uncular. Yeni sezonda bak, başkan bize güveniyor. 1 milyon bütçemiz var. Bu bütçeyle tabii ki yeni Karababalar, yeni Alemayehu'lar alacağız. Alemayehu, senin daha çok gelişmen lazım oğlum ya. Sen hiç öne çıkmadın geçen sezon sonu. Ne oldu bizim Bab, niye gitti? Bab kiralık falan mıydı? Biz onun sözleşmesini yenilemedik mi ya? Serbest kalması falan mı vardı acaba? Neyse, giden gitmiştir, gittiği yerde kalmıştır falan, öyle bir söz. Neydi ya? Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir kardeşim. Öncelikle aynen ha, birazcık satış teklifleri gelsin. Clancy git abi. Git, 1 milyonumuz var. 3 tane oyuncu alırım ben bu takıma 1 milyona. Clancy'yi satarım. Bir de şu 2 kaleciden birini satacağım. 57 diyor. Sen kesiyorsunuz abi siz. Siz kesiyorsunuz. İkisini de satılığa koydum. Tek kaleci bile kalırım bir 2 sezon. Mur 190, git abi, direkt git ya. Bar için teklif var. Barı da geçen sezon satılığa koymuştuk, gitmemişti. Bu satışları bir bitirelim. Eksikleri dolduracağız beraber. Oh, kaleciler gitti. Siz mi kesersiniz oğlum benim Borelli'mi? Bu takım artık değişecek. Vasatlar oynamayacak. Vasatizm gömleğini yırtın kardeşim. Abi Bar'a sürekli teklif geliyor. Hepsini reddediyorsun Bar. Sonunda parasıyla serbest bırakacağım seni. 2 milyon bütçemiz oldu abi sattığımız oyuncularla beraber. Yusuf Akçiçek. Fenerbahçe'den gelebilir potansiyeli çünkü 76 abi. Aston Villa'dan bir adam. Fini'yi çekerim abi. Fini. Ross hala istemiyor mu başka kulüp? Tamam. Nani 700 bine gelebiliyormuş. Eyvallah. Hemen Fenerbahçe ile görüşeceğim Yusuf Akçiçek için. 350 falan filan olursa müthiş olur. 340 üstüne oyuncu değişimi, stoperden bol. Bizde ne var kardeşim? Bizde sürekli stoper var. O'Brien'i verelim. 640 çok istediniz. Çok istediniz Fenerbahçe, ne yaptınız? Ya abi stoper vereceğim ya. 400 a kabul ediyor, dur. Tamam, 360 diyelim. İsmail hocam. İsmail hocam 360'a sal bize, güzel. Yusuf'u transfer ettik, Yusuf Akçiçek. UCD Dublin ailesine hayırlı olsun. Burada yeni bir Türk takımı gibi takılıyoruz. Şimdi Yusuf'un maaşı Fenerbahçe'de 500 euro olarak gözüküyor. Biz de burada o zaman 510 euro, hani 10 euro bir zam. Tamam. 10 euro fazlasını verdik. Yusuf Akçiçek, helal olsun. Jamie Duggan gitti, yerine Yusuf Akçiçek geldi.
Bir de Fini'yi alırsak o da İngiliz zaten, buraya kolay alışır. Başka bir kulübe gitmek istemiyormuş. Hiç alışamazmış demek ki abi adam. O zaman Zalai'nin çakması Zala. Artık bu da Gornik Zabze'den gelmek ister herhalde buraya. Gerçi İrlanda Ligi harbiden çok kötülük. Gelmek istemezse de anlamam. Heh tamam, bu gelebiliyor. Zala için 400 versek yetecek gibi duruyor şu anda. Hatta yani şöyle 360 üstüne bir oyuncu değişimi stoperlerden bir 23 yaşında çocuğu veririm. 410 dedi. Hoca biraz fazla açıkçası. Biraz fazla para istedi, şey yaptın. Stoperlerden Adam Wells'i vereyim, tamam 350. Tamam anlaştık, bir de bir pay may bir şey istedi. Zala da gelsin, stoperlerimizi yenilemiş olduk böylelikle. Ya zaten Yusuf Akçiçek sol stoper, Zala sağda, tamam mı? Bu ne, burada sağ bek oynuyor, yapacak bir şey yok. Böyleyiz abi. Böyleyiz. Aleme yahu. Sen de gelişeceksin oğlum. Sen de sakin ol. Savunmada genç çocuklarımız var. Savunma antrenörü alalım. Haftalık bütçe 16 diyor. Beşlik adam alıyoruz. Abi bunu kaleye al direkt ya bu arada. Bu beşliği kaleye al. 11 bütçe kaldı. 3 şuraya versen zaten ideali 9 falan diyor. Orta saha. Hocam forvet için de bir beşlik var. Onu da bir alalım. Paramız bitecek de orta saha. 5 bütçemiz kaldı şu anda. 4-800. Bu da çok iyi orta saha antrenörü. Tamam mı? Orta sahaya bir tane daha. Açık pozisyonlar var ama paramız mı yok? Ucuzu yok mu oğlum bu işin? Neyse tamam, hepsine birer tane almış olduk. Altyapı takımında ne iş var? Altyapı takımına da bir göz gezdirelim. 77-83 arası diyor. 55 overall'lı bir çocuk var. 76 potansiyele kadar çıkabiliyormuş. Gamal Amin. Hocam seni alalım, sen yedek ol. Gel tamam, yedek olsun çocuk. Mısır'dan gelmiş buralara. Aa, bu kim ya, 39 yaşında 87-93 arası diyor potansiyeline. 39 yaşında değil, 39 overall kardeşim. Yani rezalet bir overall'ı var. Bu potansiyeli sen ne zaman ulaşacaksın bilmiyorum. Brandon McCormick. A takıma yükseltiyorum, seni de bir değerlendireceğim. McCormick, hatta yedeklere alacağım seni. 39'luk kardeşimiz. Merkez orta sahada başka yedek var mı? Higgins var. McCormick'i de oynatın ha bu çocuğu da. Aranıza alın bunu. 11 ay kalan oyuncular var. Şunları hemen yenileyelim. 4 yıllık falan yeniliyoruz. Tamam mı? 3 yıllık. Adam ya. Şu 2 yıllıklardan da biraz yenileyelim mi? Şunlardan da biraz azaltalım. İyiyiz bence ya. Şu an durumumuz güzel. Aha bar gidiyor mu? Brandon bar gitti, hemen bir tane antrenör falan bir şey yapabiliriz, dur. Orta sahibi adam, aha bir şeyler alabiliyoruz. Nereye almak mantıklı, en çok orta saha mı veriyor, defans mı? Zaten iki alabilir. Bence defansa yapıştıralım ya. Bak sağlam oyuncularımız Yusuf, Zala, Norris, Karababa. Aleme Yahu da iyi olacak, onun dışındakilere çok güvenmiyorum. Bir de Borelli'miz var kalede. Bu çocukların geleceği bizim için önemli. Hani şey dersin ya, adam olacak çocuk. İşte bu çocuklar onlar. Hadi bakalım bir sezon sonu daha yapalım. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Aralık şöyle yapalım ya. Yenildik, olmaz işte o. Dostluk maçı gerçi bunlar, çok da önemli değil. Kazanarak gidelim, kadromuz da iyi aslında ya. Sürekli bir yenilme işi çıktı şu anda. Rezalet, hiç kazanamadık. Geçen sezondan daha mı kötü? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan, Yusuf Akçiçek vasat şeyi unutturmak istiyor diyor. Oğlum bir tane maç kazanın lan. Ya yenilgi ya beraberlik. Ne olduk lan? Oğlum. Mayıs'a geldik, maç ilk maçımızı kazandık. Rezalete bak. Çok reziliz. Oğlum Amin niye oynuyor lan? Oğlum bizim Borelli'miz yok mu? Beni sinirlendirmeyin ya. Kardeşim akıllı ol biraz ya. Burada da Bishop oynuyor. Bishop da ne ayaksa artık o oynuyor. Doyle'yi oynatmıyorlar. Doyle aslında genç, istekli çocuk. Bishop'u seneye satarız abi. Güzel, tamam güzel. Güzel, galibiyetleri biraz daha almaya başladık. Biraz daha alıştık kazanmaya. Geçen sezon aslında iyiydik yani. Bu sezon niye böyle oldu ben de anlamadım. Sezon sonunda bakılacak, konuşulacak işler var gibi. Drogheda'ya falan yenilmeyin abi. Bu takımlara yenilmeyin. Tabii ki tıpış tıpış geri aldılar kardeşim beni. Geri aldılar beni, böyle akıllı olacaklar. Benim aldığım antrenörler gitmiş mi? Allah sizi kahretmesin lan, antrenör aldık o kadar ya. Kovdular saçma sapan. Aleme yahu 67 olmuş, helal olsun. Hiç bakmamıştık, sezon sonuna doğru gidiyorduk. Bir sezon sonu yapalım artık, yeni sezonda yine antrenör şey yaparım. Evet şöyle lig bitiyor, aralığın 12'sine doğru gidiyoruz dostlar. 3-2 güzel. Güzel, geldiğimiz gibi yine galibiyeti aldık. Saçma sapan bu oyunu kovma huyundan ben sıkıldım ya. Hani şurada bir rebuild yapıyoruz. İlla Çetin abiyi mi açacağız kardeşim? Yalnız takım fena değil, onu söyleyeyim. Şu Doyle niye oynamıyor? Bishop oynuyor çünkü. Zala bak, bu getirdiğimiz çocuklar da gelişiyor. Yusuf Akçiçek falan. Ha? Bunlar iyi. Puan durumunda 10'uncuyuz. En kötü takımız abi. Çok yenildik bu sezon. Çok, 17 mağlubiyet çok fazla. Ulan Drogheda bizden daha çok yenilmiş ama 12 galibiyeti var, 3 şeyi var. Biz hem yenildik hem berabere kaldık. Puan kaybetme makinesi olduk ya. Bu sezon rezalet abi. Bu sezon rezalet, bize iyi para versinler de şey yapalım ya, transfer yapalım abi. 778 kalmış, transfer yapalım. Şöyle bir 2 milyon versinler, transfer yapalım. Dur lan dur.
Şeye bakacağım bir de, pardon. Bishop 12 gol şey, bu Bishop'u satabiliriz ya. 9'a 7, Norris 7'ye 3, Doyle 6'ya 1, Verdon 3'e 3. Alemeahu adam adam. Daha 18 yaşında. Böyle gençleri alacağız. 23'lükleri falan satmak lazım aslında. Genç oyunculara daha çok yönelmek lazım. 1 milyon euromuz var abi. 1 milyon euro. Yani biz ne yapacağız şimdi bununla? Hiçbir şey yapamayız. 1 milyon euro nedir abi? Bir tane mevkiyi şey yapabiliriz anca. Doldurabiliriz. En düşük Verdon. Ya Verdon hiç gelişmedin. Aa McCormick. McCormick var. Oğlum bu McCormick 38 değil miydi bu manyak? 60 olmuş lan. Hastaya bak. McCormick hemen oynar burada. Hemen oynar. 5 skill, 5 zayıf ayak. Bu başka bir adam. Brennan sen değişeceksin Brennan. Yani senin yerine MDO da alabiliriz aslında. Şöyle de oynayabiliriz ya. Aynen, şöyle bir defansif orta saha çekebiliriz oraya. Yeter kardeşim, sürekli gol yiyoruz, yeniliyoruz. Ozoh diye bir kardeş var. Ozoh. David Ozoh. Abi hem piyasa değeri yüksek hem de başka kulübe gitmek istemiyormuş paşam. Philip Schuss abi, bu çok gelişmiş. Gelişmiş bunlar ya. 18 yaşında 550 değeri var. Tamam. Bence bu adam idealdir abi. Bu adam idealdir. 540. Teklifimizi yapalım. Oh güzel. Ulan pahalıya aldık demek ki ya. Böyle direkt kabul edince kendimi aptal gibi hissediyorum yani. Henry Obermeier takımımızın defansif orta sahası olacak. 3 yıllık anlaşma diyelim. 5 yıllık istiyor bu takıma. Ömrünü vermek istiyor bu adam. Bu adam bu takıma ömrünü verecek. Teklifimizi yaptık. Eyvallah. Stoperimiz var. Kanatlarımız şu esnada fena değil. Bek yani O'Regan. Çok kötü O'Regan ya. Bir tane sol bek alalım. Hiç sol bekimiz yok. O'Regan da zaten sağ bek abi. Ofori'yi alacağız arkadaşlar. Ofori umarım bize uygun bir oyuncu. Curtis Ofori'ye 61 overall'a gelmiş. Biraz bizim bütçemizi aşıyor ya. Franco Lino ne yapıyor? Franco Lino o da sözleşmesi bitiyor Franco Lino'nun. Hemen alır kaçarım. Hemen alır kaçarım Franco Lino'yu, hemen getiririm ben. Hemen. Kardeşim sözleşmen bitiyorsa 500 bine sen okey olursun. Hocam sözleşmesi bitiyor, eyvallah. Eyvallah, tamam, hemen anlaştık. Franco Lino'yu takıma getirdik. Bir defansif orta saha, bir sol bek eklemesi yaptık. Bence gayet iyi eklemeler oldu, onu söyleyeyim. 900 maaş. Hocam iyi midir? Fazla verdik yani. İyi midir bırak, fazla verdik. Gallagher'ın da yerini önümüzdeki sezon para gelirse doldurabiliriz. Yani şu anda zaten kadroda çok adam yok. Satınca da elimize bir şey geçmeyecek. Çok overlu adamlar. Bu yüzden satmıyorum. Altyapıda bir şey var mı ya? Dur, altyapı personeli değil. Altyapıda bir şey var mı? Altyapı takımı ne oldu? Pek ışık gördüğüm bir oyuncu yok ya şu an. Yok. Çinli bir çocuk var, Haolin. Ama yani 70 de olabilir şeyi, anladın mı? Sen söyle. Potansiyeli 70 de olabilir. Bu arada tek bir tane antrenör koyabiliyoruz. O konuda da gerçekten müthişiz. Neyse, orta sahaya koydum onu. Takımıma güveniyorum ben. Takımım iyi. Bence bu sezon ilk 4'e girebiliriz. Öyle bir potansiyelimiz var, onu söyleyeyim. Ya şu hazırlık karşılaşmasını da şuraya koymalarından nefret ediyorum abi. Gerçekten nefret ediyorum ya. Aga böyle bir şey olamaz ya. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık'ta maç var mı? Yok gibi gözüküyor şu an. Simülasyonumuza başladık. Bu sezon iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. Böyle yenilgiler istemiyoruz. Dostluk maçlarında biraz yenildik. Bunları görmek istemiyoruz. 3-1 kazandık. Güzel. Haydi. 1-1 olur, olur. 2 beraberlik, 3 beraberlik, bir galibiyet var şu ana kadar. 4 beraberlik, bir galibiyet. Yeter lan, galibiyet alın. 2 galibiyetimiz oldu, gayet iyi. 3. galibiyetimiz, 4. galibiyetimiz, ilk yenilgimiz. Eyvallah. Nisan ayında ikinci yenilgimizi aldık. Güzel. Galibiyet alıyoruz. Yine yenilgi. Hadi lan biraz daha galibiyet alın be. Hadi lan, zor değil. Zor değil, yaparsınız siz. Bak yenilgi. Siligo Rovers'a yenilmeyin ya. Oğlum bu ligi var ya, mahvetmek istiyorum. Yani artık oyuncularımız oynasınlar, mahvedelim şu ligi. Yeter be kardeşim. McCormick geleceğini sorguluyor. Niye sorguluyorsun geleceğini McCormick? Ne yaptık biz sana? Burada adam oldun. 38 overall'ın ilk geldiğinde. O da 38'den nasıl 60'a çıktı, o ilginç yani. Kovulduktan sonra fark ettik. Ben kovulduktan sonra bir gün boyunca bu videoyu çekmedim arkadaşlar. Sinirim bozuldu. Sonraki gün geldim, oturdum şimdi çekiyorum. Yani o McCormick'i anlamadık. Eylül ayındayız bu arada. Galibiyetler geliyor. Fena değil takım ya. Ama ilk 5'e girer miyiz onu bilemiyorum tabi. Çünkü arada aptal yenilgiler aldık ya. Olmayacak yenilgiler aldık ya. Gereksiz beraberlikler. Şuna bak, tamam, kazandık, güzel. 2-0 güzel. Dundalk'u yendik, güzel. Tamamdır abi, bence iyiyiz. Gayet iyiyiz. Bakayım ilk 5'e girmiş miyiz? 5'inciyiz. Ulan aptal olmasak 3'üncülük bile alırmışız ya. Mal gibi şu Siligo Rovers'a falan yenildik. Ah! 3'üncü falan oluyormuşuz oğlum. Oğlum var ya, bu ligin içinden geçmeye geleceğiz. Siz bekleyin. Siz bekleyin oğlum. Siz bekleyin, ben mahvedeceğim bu ligi. Bakayım takım mı? Alemeahu artmış. Karababa artmış. Norris artmıyor artık. Borelli, Yusuf Akçiçek falan hepsi iyi gözüküyor. Ataberk Karababa. Bishop 11 gol 5 asist ama gelişmemiş. Gelişmeyen adamları vereceğiz abi. Norris'le Bishop'a önümüzdeki sene bay bay diyeceğiz.
Yeni sezonumuza geçelim. Hemen o planlamayı yapmak istiyorum. Yani oraya yeni oyuncular alabiliriz. Santrforumuz falan böyle olmaz. Kaç para verecekler bize? 5. olduğumuz için iyi para verebilirler şu anda. Onu bir düşündüm. Kesin iyi para verirler abi. Dur bakayım. 739. Az para verdiler ama olsun. Şimdi kadro merkezinden satacağımız oyuncuları satacağız. Norris. Yani kardeş görüşürüz. Zala, Yusuf Akçak, Obermeyer, McCormick, Bishop görüşürüz. Sabek Gallagher. Zaten transfer listesindeymiş. Ne yapacak abi? Gallagher'ın bizim takımda ne işi var ya? Norris için bir transfer teklifi. 1.350 Ankara gücünden. Ankara gücü istiyor, verelim abi. Türkiye'de hiç İrlandalı topçu oynadı mı ya? Higgins de gidebilir. Higgins de... Oha, Alem Ayahu'yu şey istiyor. Atletico istiyor kardeşim. Hayır, vermeyeceğiz ya. 69 overall'lık adam alabilir miyiz 3 milyona falan? Kanka sen de git ya. 24 yaşında 61'lik adam, hadi kardeşim ya. Alem Ayahu'ya gelmesin teklif. Engelledim. Beni her yerden engellemiş. Evet dur. İtsin abi, rezalet adam ya. Ne yapacağız O'Brien falan filan? Ne yapacağız abi, kim bunlar ya? Oha, Ataberk Karababa için Kadiz 10 milyon teklif veriyor ama vermeyeceğiz Ataberk'i. Ataberk'le biz burada başarılı olacağız kardeşim. 2 milyonumuz var. Yani sol kanat çekmeye çalışalım. Tevel de 71 overall olmuş abi. Tevel de iyi adam ama 71 olmuş. Tor var, Tor. Tora ne diyorsun? Saç stili bizim o giden sağ bekin babın saç stiline benziyor ha. Sol kanat 2.950 diyor hocam, ne yaptın ya? Adama bak, Koca Ahmet ismi. Koca Ahmet, gel bakalım buraya. Koca Ahmet. Koca Ahmet'i alacağız sol kanata. Koca Ahmet gelsin. Adam ya, Koca Ahmet abi adam. 1 milyon teklif edelim. 1.700 dediler. Oha, Koca Ahmet için fazla 1.700. 1 milyondan fazla vermem. 1.150 diyor. 1.50. Tamamdır. Çok önemli dedik. Eyvallah. 5 yıllık. Tamamdır. Serbest kalma bedelini yok say. Teklifi yap. Eyvallah. Koca Ahmet'i aldık. Norris'e göre daha kötü bir oyuncu aslında ama potansiyelli olacağını umuyoruz yani. Ne yapalım? Sol kanatta Koca Ahmet var. Aha, şeyde mi gidiyor? Santrfor'da mı gidiyor sonunda? Gitti sonunda ya. Bizim potansiyelli çocuğu mahvettin. Son sezonda gelişmedin kardeşim. Yoluna git. Doyle bak, çocuk 58 kaldı ya. 20 yaşına geldi artık. Hiçbir şey yok bu çocuktan, bir şey olmaz. Hocam Cenk Tosun gibi niş bir tercih olabilir mi? Ya gerçekten burada iş yapacak bir oyuncu 71 overall'da. Bu sezon gol kralı olabilecek bir oyuncu Cenk Tosun. Bizim de paramız var. Yani burada santrforlardan Doyle'yi verip üstüne Cenk Tosun için 1 milyonluk bir teklif yaparsak kimse bize kızmaz bence. Satış payı istiyorlar. Cenk zaten burada futbolu bırakır kardeşim. Cenk Tosun kulübümüze, camiamıza, UCD Dublin ailesine hayırlı uğurlu olsun efendim. Cenk Tosun'u getiriyoruz. Çok önemli diyelim takımdaki rolüne. Sözleşme süresi 2 yıllık diyelim. Kabul et diyelim abicim serbest kalmayı. Bonusu kaldır. Maaşı düzenle. Şimdi maaşı tabii ki biraz tuzlu. Cenk Tosun'un da bize gelmek için bizim şartlarımızı kabul etmesi lazım aslında. Bizim şartlarımız da maksimum bu oluyor. Ya menajer yüzünden olmadı biliyor musun? Menajer kandırdı Cenk abimi. Cenk ağabeyimi kandırdı. Ama bekleyin, Cenk Tosun'u alacağım. Cenk ağabey için bir daha konuşmaya gideceğim. Ya bizim kenarda fazla fazla para bırakmamız lazım ha. Santrforlar şunu dedik, üstüne o zaman 700 falan vereceğiz yani. 1.400 diyor bu sefer, iyice azıttılar. 800 veririm oyuncu değişimi, santrforlar çocuğu veririm. Oğlum iyice azıttınız, ne yapacaksınız 34 yaşında adama bu kadar parayı ya? Kimi vereyim oğlum ben size? McCormick mi vereyim, ne yapayım yani? Brennan'ı veririm, üstüne 821, üstüne sonraki satıştan pay. Düşünmek için zamana ihtiyacımız var dedi. 870 artı payı kabul ediyorlar ha. Görüşmesini yapalım Cenk Tosun'un. Görüşmesini yapalım hemen. Yani bu sefer acaba menajer ne gibi bir oyun oynayacak bize bilmiyorum. Ama bizim paramız belli, işimiz belli yani, onu söyleyeyim kendisine. 2 yıllık dedim. Tamam, serbest kalma bedeli koymayı düşünmüyor. Maaş işi. En fazla 17 verebiliyoruz Cenk. Cenk ağabey, sana 17 verirsek kıyamet kopar yani. Bizim kulüpte böyle maaşlar yok. Sana onu söyleyeyim abi. Cenk ağabey bak, böyle şeyler yok bizim kulüpte. Yani nasıl anlatacağım sana bilmiyorum yani. Kovacaklar beni şimdi fazla maaş verdin diye. Tabii beni kovdular abi. Ama teknik olarak kovamadıkları için tabii ki yine buraya geliyoruz. Ya ne saçma iş ya. Hemen de kovulalım. Ulan almayalım mı Cenk Tosun gibi adam yani? Kardeşim almayalım mı? Paramız var, almayalım mı? Cenk Tosun'a peki gelmesine de mi izin verilmedi takıma? Hani kovulacağım bir transfer yaptıysam izin vermediniz herhalde. Başka bir kulüple ön sözleşme mi yaptı? Ne oldu oğlum bu transfer dönemi ya? Ben anlamadım ya. Cenk Tosun gelmiyor mu bize? Ne ön sözleşmesi oğlum? Transfer dönemi kapanmış çünkü o esnada. Cenk Tosun'la biz ön sözleşme yaptık abi. Ne zaman açılıyor transfer dönemi? Bir ay mı açık ya bu transfer dönemi burada? Temmuz'da açılıyormuş. Rezalet ya. Doyle şu an santrforumuz. O yüzden az gol atabiliyoruz.
Bizi mahvediyor Doyle şu anda. Bandrumuna bakayım, 3.yüz. Cenk abiyle beraber şampiyonluğa bile gideriz abi. Hiçbir şey imkansız değil, ben size söyleyeyim. 7 puan fark var. Cenk abi gelene kadar kaç kere Cenk abi dedik ya. Doyle kaç gol atmış? 6 gol bilirsiniz. Bu çocuk da atıyor. Bu çocukta da böyle bir şey var ama gelişmemiş. Sezon sonuna gidelim. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Sezon sonundan sonra bir değerlendirmemizi yaparız. Sezon sonu bizim için önemli. Takım yönetimi Cenk Tosun 68'e düşmüş, eyvallah, ama şampiyonluk. Ulan 2 puanla şampiyonluk kaçıyor. Yapma ya. İyi bak, bu sezon iyiydik. Bu sezon harbiden iyiydik. Seneye Avrupa'dayız. Bu bizim için çok 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 önemli bir eşik. Yani kupada da finale kadar gelip maalesef kazanamıyoruz. Bizi üzdü. Shelburne, Melbourne. Bir Shelburne'e sinir oldum, bir de Sligorovurz'a sinir oldum. Karababa, Ataberk Karababa Parker'la beraber gol kralı olmuş. Asist krallığında yokuz. Gol yenmeyen maçta da yokuz, eyvallah. Bizim kalecimiz kaç overall oldu ya? 7'ye geldi, yavaş gelişmeye başladı abi. Sana ne oldu Borelli? Borelli, neyse, kaleciler geç olgunlaşır deyip birazcık sineye çekeceğim ama daha hızlı gelişmen lazım. Antrenör veremedik ya takıma, takım yavaş gelişiyor. Karababa 20 gol 5 asist. Alemeyahu 10 gol 6 asist orta sahadan. Doyle 9 gol 1 asist. Cenk Tosun 6'ya 2. McCormick 4 gol. Koca Ahmet 3 gol. Koca Ahmet sen ne yaptın kardeşim? Daha iyi olman lazım ya. Bunlar böyle olmaz. Bunlara bir çeki düzen verilecek. Yeni sezonda oyuncularımla konuşacağım yani. Böyle olmaz. Önümüzdeki sezon bir de Avrupa'dayız. Rezil oluruz. Yeni sezonumuzun başında bize 1 milyon euro vermişler abi. Ne 1 milyon eurosu ya? Biz ne yapalım bu parayla şimdi? Bu nasıl bir para? Geçen sezon iyiydik. Niye 1 milyon euro veriyorsunuz kardeşim? Sağ beki aslında yenilememiz lazım. 26 yaşına gelmiş. Kazık kadar olmuş hala şey. O sağ beki satarız. Bir de santrfor almamız lazım. Bizim Cenk Tosun vardı. Ne oldu ona ya? Cenk Tosun da futbolu bıraktı. Adam direkt futbolu bıraktı. Bu lige geldikten sonra futboldan soğumuş. Neyse, o geçen sezon vereceği katkıyı verdi. Altyapıdan birisi yok mu ya? Sol kanat var. Potansiyeli de şey. Ne yapsak bilmiyorum. 1 milyona ne yapabiliriz bilmiyorum yani. Ha. Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar 1 milyona. Yönetim kahrolsun yönetim diyoruz. Ve buradan artık sezon sonuna doğru gideceğiz mecburen. Yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir hazırlık maçlarını alalım da. Rezalet ya. Gerçekten rezalet bir sezon. 1 milyon vermek ne demek? Ben ligde ikinci yapmışım, sizi üçüncü yapmışım. Ayıptır yani, ayıptır. Ayıptır. Geçelim, direkt sezon sonuna gidiyoruz. Evet, şu anda sezon sonundayız. Yönetime sinirliyiz. Eğer bu takım bu sene kötü oynadıysa, kötü bitirdiyse yönetim bilsin ki kendilerinin suçu kardeşim. Üçüncüyüz. 56 puan. Ulan ikinciliği kaçırdık. Bir puanla ikinciliği kaçırdık ya. Saçma sapan abi. Saçma sapan. Belli ki bu en kötü takım rebuildimiz. Geçen sezonki gibi değil, bayağı uzun sürecek geçen sezona göre. Konferans liginde miydik? Hiçbir yerde yokuz. Abi oyuncularımızın gelişimi de azaldı. Ne oluyor anlamıyorum. McCormick, hadi abi daha hızlı gelişmeniz lazım ya. Yeter be kardeşim. 1 milyonu alın bir taraflarınıza şey yapın yönetim yani, yeter ya. Yeni sezona geçelim. Yeni sezonda 2 milyon verin bari. Bak 2 milyona ben okeyim. Paralara ben okeyim. Yani 2 milyon olur. Allah Allah. Yeni sezon abi. Yeni sezon. 3 milyon. Güzel. Şimdi istediğim dilden konuşuyoruz. Kaleci ne oldu kaleci? Kaleci ne oldu kaleci? 23 yaşındasın. Borelli diye aldık. İtalyan kaleci diye aldık seni. Allah kahretmesin ya. Ne rezalet bir adam olmuşsun sen be. Gelişmedin etmedin. Mal. Seni satıyorum. Ulan yani seni iyi adamsın diye aldık ya. Arkadaşlar kime gittiysek olmadı. Herkesin overall'u gelişmiş. Bir bizim oyuncularımız gelişmemiş. Ben anlamadım yani. Moralimi çok bozdu bu iş. Bu Owen Elding adlı oyuncuya 2-300 vereceğim. Yanında bir de Echantillon, yani Doyle'yi vereceğim. Tamam mı? Anca bu şekilde alabiliriz bunu. Millet 80 overall'lara falan çıkmış abi. Tamam, teklif kabul edelim ya. Kabul edelim. Tek bu oyuncuyu alabiliyoruz. 3 milyon bile azmış aslında, onu anladım. Moralim bozdu. Neyse, 69'luk adam aldık, daha gelişecek. Bu gelişimler bizim niye gelişmiyor oyuncularımız? Bunu çözmemiz lazım ya. Bunu harbiden çözmemiz lazım. 3, tamam, al git kardeşim 3, hadi. Hadi 69'luk adamsın zaten, yürü. Elding güzel, 69'luk iyi oldu oraya. Bak bu Koca Ahmet falan, bu gelişmedi mesela, bunların gelişmesi lazım abi. Biz bunlara ters kanatları yine verelim. Karababa, daha 22 yaşındasın, gelişirsin. Gelişirsin. Sen sol kanat olarak çalış. Haydi bakalım. Alemeyahu, sen de gelişeceksin. Sen de çok iyisin. Senin de birazcık şutun gelişsin artık. İki önlü orta saha olarak çalış. Alemeyahu. Yusuf. Yusuf senin de gelişmen lazım oğlum. Neredesin senin gelişimler? Ne oldu ya? Defansın artsın biraz. Hadi Yusuf. Elding. Baba gel. Senin bitiricilik nasıl? Bitiricilik fena değil overall'ına göre. Senin fizik gücü falan yok. Sen hedef oyuncu olarak bir çalış bakayım.
Yani fiziğin, driblingin bir artsın. Ondan sonra Borelli kardeş, senin sıkıntın nedir? Sana libero koleji verdik. Umarım gelişirsin. Zala gel bakalım. Senin de defans kötü ya. Yusuf'la siz defans özürlü müsünüz kardeşim? İki tane defans özürlü stoperimiz varmış, bilmiyormuşuz yani. Şimdi sen kardeşim şey çalışacaksın. Koca Ahmet. Rezalet adam. Şutun nasıl öyle olur ya? Sağ kanat çalış. Obermeyer kardeşim 21 yaşındasın. Defansif orta saha çalış şöyle bir. Lino var sol bekimiz. Sen sağ bek çalışacaksın. Koşuyorsun oğlum zaten, 83 koşuyorsun. McCormick gel. Transfer isteği falan gönderemezsin, bizde kalıyorsun. McCormick senin biraz daha şöyle top kazanan orta saha olarak çalışman lazım. Gerisine gerek var mı? Gallagher zaten 27 yaşında kazık kadar adam olmuş. Tamam ya, bizim öbür sağ bek nerede? Regan sen sol bek çalışsan oğlum, sen belki artarsın. Hemen şurada bir şey verelim. Antrenör verebiliyorsak verelim, paramız kaldıysa. Bir şeylere en azından çok ufak paramız kalmış ha. Çok ufak paramız var. 2. Ya kardeşim ne anlatıyorsun? Paramız yok, bana hala öbürleri daha iyi taktiksel bilgi verebilir diyor ya. Tamam abi, sezon sonuna geçeceğiz dostlar. Artık kaçıncı sezonda olduğumuzu da sayamadım, bilmiyorum. Buraya yazıyordur zaten, her sezon başı geliyordur bence. Birinci sezon, ikinci sezon diye. Bilmiyorum, sıkıntıdayız. Direkt sezon sonuna geçiyoruz. Kupada da şöyle almış olalım. Gelişeceğiz abi, gelişeceğiz. Hadi bakalım. Ve bu sezon bir şeyler olmuş mu diye bakacağız. Elding 73, Borelli artmış, herkes artmış. Karababa 83, bak gelişim planları işe yaradı. Gayet güzel, takımımızın seviyesi bir tık artmış sonunda yani. Aslında 2 sezon önce yapmamız gereken yükselmeyi şimdi yapabildik. Burada bu arada şampiyon oluyoruz. Şampiyonluğu da aldık eyvallah. Kupayı da aldık yani, ligdeki bütün yerel kupaları aldık. Ligin artık en iyi takımı biziz kardeşim. Dandolka falan fark atmışız. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Yani eğer ön elemeleri geçersek tabii, böyle bir durumumuz var. Hoca Ahmet sonunda bir şeyler yaptın ya. İlla sana ters kanat mı çalıştıracaktık kardeşim ya? İlla bunu mu bekliyordun? Elding geldiği gibi 21 gol. Baba direkt 21 golü atmış. Takımı bir üst seviyeye çıkardı. Karababa, Elding helal olsun. Gol yenmeyen maçta Borelli. Bu arada Şahin diye Türk bir kaleci vardı orada. Şahin. Elding 25 gol 10 asist. Karababa 12 gol 11 asist. McCormick 11'e 3. Alemeyahu 9'a 4. Gil 5 gol. Goca Ahmet 2 gol 5 asist. Bowden, Brandon diye gidiyor. Daha da yeni oyuncular transfer edeceğiz. Umarım yeni sezonda 5-6 milyon bir bütçe verirler de bir şeyler yaparız yani, anladın mı? Yeni sezonda bunu bekliyoruz. 5-6 milyon en az bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Şu anda katıldığımız bütün turnuvalarda şampiyon olduk, birinci olduk eyvallah. Artık Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp oyunun en iyi takımı olmak istiyoruz. En kötü takımdan en iyiye yükseleceğiz. Şimdi Alemeyahu takım kaptanı 78 overall. Yusuf niye 72'sin ya? Sana ne oldu? Sen daha neyse dur, ona bakacağız. Gelişim planlarını inceleyeceğiz. 3 milyonumuz var abi, şaka mısınız ya? Şampiyon olduk ligde ya. Ligde şampiyon olmadık mı? Alemeyahu sana ne verelim artık? Senin driblingin mriblingin arttı. Şutun mutun da fena değil. Sen biraz şey çalış ya. Merkez orta sağ çalış biraz. Dengeli çalış abi sen. Sen dengeli git. Tamam mı? Zala senin durum nedir? Defans. Defansın biraz daha artsın abi senin. Senin defansın biraz daha artsın. Yusuf sende durum nedir? Yusuf senin defans hala artmamış oğlum. Niye öyle oldu? Lino zaten şey çalışıyor. Elding'in durumu ne olmuş abi? Bitiriciliği 81, zaten çok gol attı. Şimdi ne çalıştıralım? Hedef oyuncu çalışıyordu zaten. Fiziğimiz iyi arttı. Gol makinesi çalışsın mı? Atak pozisyonu falan artsın. Tamam. Borelli hoca sen ne yaptın? Oh, uçman çok kötü. Şunu çalış. Obermeyer daha iyi olabilirsin. Haydi Obermeyer. Top kazanan orta saha. Haydi bakalım. McCormick 69'da kaldın. Bak yeter. Yeter McCormick bu kadar böyle kaldın. Pasın artsın. Oyun kurucu çalış. Tamam. Regan da bir şekilde gelişmemiş ya. Ne yapmış ne etmiş gelişmemiş abi. Sağ bek lazım. 3 milyona bir sağ bek almamız lazım. Orlovski 22 yaşında 71 overall. Sözleşmesi de bitiyor. Hemen ben bunu kaparım. 2 sene sonra 80 bu bak. Ben sana söyleyeyim. 2 sene sonra 80. 2-200'e alıyorum. Hatta daha ucuza getireceğim. Çünkü bir tane bizim eşek sağ beklerden birini vereceğim. Ya şu 28 yaşındaki gitsin artık, yeter be kardeşim. 2 milyona dümdüz alalım biz seni ya. Hiç uğraştırma. 2-200'e... Ulan zaten sözleşmesi bitiyor kardeşim. Seneye aldırtmayın bana bu adamı. Ha tamam. Güzel. Orlovski'yi şu anda takıma getiriyoruz. Gayet iyiyiz. Gayet rahatız. Sağ bek mevkimizi de en azından genç iyi bir çocukla kapatmış olduk. Serbest kalma bedelini yok say. Maaş 6000 mi alıyor? 8000 vereceğiz abi artık. 8000 vereceğiz, tamam. En son biz Cenk'e böyle fazla maaş verdiğimizde kovulmuştuk değil mi? Öyle bir şeyler yaşandı. Tamam, sağ bekimizde de 71'lik adam var. Hocam sen hemen sol bek çalışmaya başla, tamam mı? Hemen. Baba sol beke çalışmaya geçsen. Şöyle yapacağız, kalan parayı da ben antrenörlere vereceğim abi. Ya iyi bir para kalıyor. Antrenörlere vereceğim bunu direkt. Hücum mesela, bak hücum antrenörü. Hocam iyi antrenörler var burada, bunları verelim mi ya? Paramız yetiyor mu lan her şeye? Harbi yetiyor ha. 8 bütçemiz var.
Defansa şunu ver abi. Defans biraz daha gelişsin. Orta sahada eksiyiz. Orta sahada eksiyiz. Orta sahayı bir şekilde kapatmamız lazım. Mecbur şunu alacağız. Tamam. Bu kadar yetti paramız. Bence iyidir abi şu anda her şey. Defansımız, mefansımız hepsi gelişsin. Gelin beraber sezon sonuna gidelim. Bu sezon çünkü şey var. Beraber izleyelim yani. Simülasyonu beraber yapalım. Öneleme önemli abi. Daha oho da tabii şeyde başlıyor. Abi bu İrlanda Ligi'nin ters olması çok sinir bozucu değil mi ya? Neyse aralığa geldiğimizde eğer gruplara kalırsak grupları bitirmiş oluyoruz. Biz şimdi Şubat ayındayız abi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ve bambaşka bir şeyler oluyor. Bu arada Sligo Rovers'dan nefret ediyorum. Bizi nasıl yenerler öyle? Bizi öyle nasıl yenerler abi? Haydi 2-1 kazandık, güzel. Daha Mart ayındayız. Ağustos'ta falan anca ön elemeleri göreceğiz. Öyle bir durumumuz var. Neyse 4-4 atıyoruz. İyiyiz abi. 3 attık yine. Oh rahat. Ligde rahatız da şu Şampiyonlar Ligi'ni merak ediyorum. Aga her maçı kazandık be. Harbi her maçı aldık ha. Temmuz'a geldik artık, yavaştan ön elemeleri görsek mi? Hocam Panathinaikos'u yeneriz yani. Panathinaikos nedir abi? 5-0 4-9 attık 2 maçta Panathinaikos'a. Ne oluyoruz oğlum? Takım hayvanileşti. Oh Slavia Prag'ı da eledik. Sparta Prag bu, pardon. Tamamdır abi, Şampiyonlar Ligi gruplarındayız. Ve grup maçlarımız başladı. Benfica'ya 2-1 yenildik. Şu an grup maçları başladı. Yapma. Sevilla'ya da yenildik. İlk iki maçımızda yenildik. Amin forma giymemekten şikayet ediyor. Oğlum sen nereye giyeceksin forma? 60 overall adamsın. 5-1 yenildik. Evet tabi gruplarda bir hezimet bizim için. Alışık olmadığımız bir yer. İlk puanımızı aldık. 1 puanımız var Şampiyonlar Ligi gruplarında. Üzgünüz tabii ki. 1 puan. Evet. Hala 1 puanımız var. Rezalet abi. Benfica maçından da sonra gidelim. Belki 4 puan yaparız kazanırsak. 2 puanımız var. Hemen bakıyorum takıma. Borelli 77. Aslında bu takım bu kadar da yenilmeyebilirdi yani, biliyor musun? Çok ekstra yenildik. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar yenilmeyi hak eden bir takım değil bence. Tabii ki gruplarda sonuncu olduk Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde 86 puanla şampiyonuz. Eyvallah. Burada kupayı da almışız. Artık hedefimiz biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi. Maalesef sonuncu bitirdik grupları. Bunu hak etmiyordu yani. Bizim takım bence daha iyi bir takım. Olan yani normalden kötü oynadılar, anladın mı? Kötü bir performans var ortada. Elding 31 gol 3 asist. McCormick 22'ye 4. Karababa 15'e 7, helal olsun. Ataberk Karababa 24 yaşında 86 overall'a geldi. Koca Ahmet 11'e 13. Yani düşük overall'dı ama ona rağmen iyi oynamış. Hoca Ahmet, sana ters kanat vermedik mi? Niye gelişmeyi durdurdun? Hoca Ahmet'in potansiyel bu kadar herhalde. Alemeyahu 8'e 9. Zala 5'e 3. Obermeier tamam abi. Daha iyi oyuncular alacağız. Önümüzdeki sezon bir sol kanat yapıştırabilirim mesela. Bakacağım ona. McCormick o hala gelişmiyor. Az gelişiyor. Bu çocuğu altyapıdan çıkarmıştık. Ne oldu oğlum sana? 39'dan başladın. Tek sezonda 60'a geldin. Sonra durdun ya. Nesin oğlum sen? Ne öyle bakıyorsun? Yusuf aynı şey senin için de geçerli oğlum. Da gelişmeyeceksen git. Bak Zala gelişiyor. Alırım vallahi başkasını, yedek kalırsın Yusuf. Lino sana ne oluyor? Sen de az geliştin yani. Alemeyahu aslanım benim be. Alemeyahu ile Ataberk Karababa adamlarım benim ya. Elding de sonradan geldi. Bu üçlüye hastayım abi. Bu üçlü hastayım. Kaç para vermişler? 11 milyon. Sonunda. Sonunda iyi bir para var elimizde. Bu parayla alacağım adamları. Tevelde diye bir adam var ama potansiyeline ulaşmış mı? Abi 78 olmuş ya. Amo Ameyav. Başka bir adam ya. Amo Ameyav. Amo. Nerede bu? Sol kanat. 77 abi. Yetmiyor paralarımız. Yapma, biraz daha düşüğü lazım demek ki. Hocam Blake diye bir çocuk vardı. Ben zamanında alayım demiştim. Heveslenmiştim. Alamamıştım. Adrian Blake mi? Aynen. 78. Hepsi 78'lik olmuş ama sözleşmesi bitiyor. Yine de alamayız ki. Thorvaldsen var. Thorvaldsen. Bunu da almaya bir heveslenmiştik. Alamamıştık. 76. Bunu alabiliriz. Ya 11 milyonu aslında şeye gömüp önce Blake'i deneyeceğim. Blake de 24 yaşına gelmiş ya. Başka yere gitmek istemiyor diyor. Bu da istemiyor. Bu da işte, bu da gidelim. Ne oluyor oğlum? Bir Thorvaldsen'e teklif verebiliyoruz. Koca Ahmet'ten daha iyi abi sonuçta. Ne yapalım? 9 milyon üstüne oyuncu değişimi kimi verebiliriz? Orta sahalardan hocam bir değersiz bir adamlardan birini verelim ya. Şunları artık bir yok edelim yani. 9700. 9200'e bitirelim bu işi, tamam mı? Tarihimizin, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdik. Thorvaldsen aslında çok da değecek bir adam değil ama tek seçeneğimiz buydu. Gelişirse satarız, bir şeyler yaparız. Koca Ahmet'ten daha iyi olacaktır abi. Gelişmiyor Koca Ahmet çünkü. Hem Clark'ı da takımdan dehlemiş olduk. Böyle düşük overall adamları yavaş yavaş dehleyeceğiz. Thorvaldsen sol kanata geldin. Koca Ahmet en iyi yedeklerimizdensin zaten. Bu şekildeyiz abi şu anda. Önümüzdeki sene seni satarım, yerine adam alırım Yusuf Akçiçek. Şimdi Ocak ayındayız zaten. Yine geçen sezon olduğu gibi, gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi Ağustos'ta belli olacak. Ondan sonra da bakacağız. Şöyle 26 Aralık'a doğru gelelim. Hadi hep beraber gidelim.
Hep beraber gidiyoruz. Bu esnada hala videoyu beğenip yorum atmadıysanız tabii ki beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. Bu videoyu çekmesi bayağı beklediğimden uzun sürdü ya. Böyle bir olay oldu yani. Beklediğimden uzun sürdü harbiden. 2-1 güzel. Haydi oğlum, kazanmaya devam ediyoruz. Gayet iyiyiz. Takım stratejisi burada, bizim paramız arttıysa biz buradan şey yapabiliriz. Orta saha az kaldı demiştik değil mi? Heh, paramız var abi. Santrifor'a abi yok mu şöyle kelli felli bir adam ha? Bir tane daha yapıştıralım Santrifor'a. Gerçi yer kalmıyor. Orta saha yapıştıralım bir tane daha o zaman. Ona olsun orası. Savunma az kaldı. Sen şuraya geç. Artı 5 alıyorsun. Şurada çünkü kaleci için başka var. İkilikler gitsin abi. Orta sahaya üçlük alabiliriz oraya. Tamam. Şu savunmayı da ideale getirelim. Savunma için ne kaldı? Üçlük. Hücum için üçlük. Hep en iyiler üçlük mü? Savunmaya da bir üçlük getir. 15 olsun orası. Hocam buraya da birini getirebiliyor muyuz? Kalmadı. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz abi. Gelişim için bunlar çok önemli şeyler. Hemen kadromuzda şimdi gelişim planlarını 2 dakikada ayarlayalım. Karababa sen zaten sol kanat çalışıyorsun. 87'ye kadar gelmişsin abi, sen ne oldun ya? Başka bir şey oldun abi sen. Alemeyahu çok gelişemedin. Hadi 81'din geçen sezonda, bu sene de 81'sin. Değil mi, ben yanlış hatırlamıyorum. Geçen sezon da 81'di bu. Hocam sen oyun kurucu olarak çalış. Tamam mı? Alemeyahu oyun kurucu ol. Elding şutun hayvan gibi. Biraz driblingin falan artsın. Biraz driblingin artsın. 79 çok iyisin. Borelli 78'de. Borelli senin durum nedir? Tamam, sen de şunlarını arttır. Obermeyer kardeş sen ne yapıyorsun? Obermeyer sen böyle devam ya. Sen böyle devam. İyisin sen. Olliovski zaten ters şey çalışıyor. Torvald sen yeni geldi, hemen sağ kanat çalıştıralım. Koca Ahmet zaten ters kanat çalışıyor. Bitti mi gelişimin? Yusuf'un gelişim bitmiş gözüküyor abi. Yazık sana Yusuf. Ne diyeyim ben sana. Böyleyiz abi, böyleyiz. Umarım oyuncularımız gelişecek. Ben oyuncularımdan memnunum. Şöyle şimdi Ocak ayında aralığın sonuna doğru gidiyoruz abi. Aralığın 26'sına doğru gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarsak ve biraz ilerlersek bütçemiz olur. Bütçe de bizi çok rahatlatır abi. Aslında onu istiyorum. Önelemeleri bekliyorum abi. Zaten ligde artık hep açık ara şampiyonuz. Önelemeleri de geçeceğimizi düşünüyorum. 1-1 yapma, tehlikeli. Tehlikeli. 3-2 geçtik, tamam. Lech Poznan maçı var şimdi. 3-1 rahatız. Rahatız, gruplara kaldık, tamam, 4-1. Şampiyonlar Ligi gruplarında bu sezon 2 puan almayalım. 6-7 puan alalım, belki gruplardan çıkalım. Napoli maçı geldi. Berabere kaldık Napoli ile. İyi sonuç bence. Feyenoord'u yenin abi. Feyenoord'dan daha iyi takımız biz. Berabere kaldık 2 puan. Olmuyor bunlar. Bunlar olmuyor. Bu beraberlikler olmuyor. Ulan bu gruptan çıkabiliriz. Valencia falan var ya. Ya biz daha iyi takımız be abi. Stoperlerden kaybediyoruz. Yusuf falan çok kötü. Stoperlerden kaybediyoruz abi. Valencia'nın arkasından hadi ikinci çıkalım. Gerçi Napoli hepimizden iyi de. Feyenoord'u bir maçta yenin. Allah kahretsin. Yine 2 puan. Allah kahretsin ya. Abi yani geliştiniz o kadar be. Lan bu takım 2 puan alacak takım değil. İyi takımız lan. Ben mi yanlış düşünüyorum abi? Yani ne diyeyim, bari Avrupa'ya kalsaydık. Hani bari onlar olsaydı. Elding 31'e 7, Karababa 16'ya 4. Koca Ahmet 13-13 formayı almış Tor'dan. Tor hiçbir şey yapamamış. Abi çünkü bize mesela 20-30 milyon euro verseler alacağım, iyi bir kanat alacağım. Ama vermiyorlar ki, bak şunlardan birini alırdım. Ne diyeyim, istatistiklerimizde Elding falan hep gol kralı, Koca Ahmet falan, iyi tamam. Yeni sezonumuza geçeceğiz, yeni sezonda bir stoper alacağım o kesin. Gerisine bakacağız artık. 13 milyon vermişler abi yeni sezonda. Yeni sezonda 13'ümüz var. Yusuf'u satacağız. Yani kadroda 18 oyuncu mu? Hep de 18 var kardeşim. Bir yerden şu serbest bir oyuncu birini getirelim de oyuncu satıp adam alalım ya. Yeter be. Nerede şu serbest birini getir ya. Serbestlerde de kim var bakmış oluruz ha. Yeter abi, 18 oyuncu. Sinirim bozuldu ya. Emmanuel Adu gelsin, serbest gelsin abi. Bu nedir abi? Sürekli 18 oyuncumuz var bizim. Transfer merkezine geldik. Şu Emmanuel Adu'yu transfer edeceğim. Takımdaki oyuncu sayısı artsın. Ki Yusuf'u da satıp bir tane şöyle baba bir stoper alalım. En az 75-76'lık bir stoper almak istiyorum yani. Oğlum önerilen maaş girdi. İki tane böyle serbest transfer yapacağım. Abi şey şey yapsın ya. Neyse dur, teklif yapalım. Biz kendimiz teklif yapalım. 3 maaş falan istiyor ha. Yani maaş parasından da bayağı gidecek aslında. Oha 8 istiyor hocam, ne yaptın ya? Tamam hadi, ne yapıyorsan yap, git al. Git git, ne alıyorsan al, tamam. Nerede alacağımız, biz kimi alalım demiştik? Stoper alalım demiştik değil mi? McCormick de gitmek istiyor. 31 milyon falan veren var abi. Veriyorum ulan. Gelişmiyorsun zaten adam akıllı. Owen Elding'i vermeyeceğim abi. McCormick'i 31'e vereceğim. Şey nerede bizim Albornoz? Albornoz'u da alalım. Hani McCormick'te giderse satılabilsin diye. Tamam, kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz.
Oyuncularımız satılırsa ona göre bayağı şey olacak ya. Ulan bir gün kaldı transferin bitmesine. Ne oluyoruz şu an? Elding için McCormick satıldı. Yusuf tatılmadı hala. McCormick gitti abi. Neyse Al-Zahid var bu arada. Bu çocuk aslında iyi çocuk. Yani bu çocuk şey yapar. Bizim bence ilk etapta stoper almamız lazım abi. Yani ilk etapta alacağımız ilk oyuncunun stoper olması lazım. Bütün parayı stopere gömerim abi. Marco Esteban 20 milyon değeri var. Şu anda 21 milyon euroya falan bize imza atabilir. Tamam 78'lik bir stoper almış olacağız. Bence iyidir abi. 20 milyon değeri. Oyuncu değişimi versek mi bir tane? Kim var? Stoper yedeği var mı? Bowden'ı ver mesela. Bowden ne abi? 21.400 diyor. 20.400. Ulan bir de 17'lik adam alabileceğiz ha. Çok iyi. Çok iyi. Seni bir alalım Esteban. Esteban hayırlı uğurlu olsun bize abi. Thor'la Goca Ahmet'e bir sezon daha şans vereceğim. Şeyi stopere çünkü yoğunlaşmam lazım şu an. Çünkü şu an en düşük mevki Al-Zahid'in mevkisi. Al-Zahid yerine birini koyalım. Merkez orta saha alalım yani. Amorim diye bir oyuncu var. Amorim. Bunlar arttı herhalde ya. Bunlar uçmuş abi. Uçmuş gitmiş bunlar. Merkez orta saha. 79 overall abi. Sözleşmesi de bitiyor. Bu çocuğu hemen yapıştırırız. Hemen alırız bu çocuğu. Şu anda takımımıza gelecek driblingi falan var. Orta sahada çeviklik meviklik var. Dinamizm katacaktır İrimiya. Anlaşalım kulübüyle. Yani aslında paramız da yetmeyebilir. Orta sahalardan Brennan'ı feda edebiliriz. Brennan. Üstüne 14. 14 bile veremeyiz ki. 13... 12 versek o zaman başka bir oyuncu orta sahalardan yeni gelen Al-Zahid'i teklif edeceğiz abi. 21 diyor. Bunu alamayacağız gibi ya. Yani 12 verebiliyorum ben sana, daha fazla veremiyorum ki kardeşim. Bu mevkiye adam almayacağız, Al-Zahid orada oynasın. Bunu alabilir miyiz ya? Elimizdeki oyuncuyu versek alır mıyız bunu? Görüşsek abi 45 milyon değeri falan var, nereye alıyorsun ya? Torvald seni versek ya, yaptığımız işin saçmalığına bak. Heh. Küfür ettiler tamam. Chaka Traore seni alabilir miyiz? 11 ay içinde sözleşmesi bitiyormuş. Üstüne Torvald senin üstüne 10 milyon euro veririm. Yani paramızı bir şekilde harcamamız lazım. Çünkü para kalmasını istemiyorum. En azından takım bir upgrade demiş olalım bir şekilde. Bence biraz da saçma bir transfer ama yapacak bir şey yok. Paramız bitsin abi. Traore geldi abi. Torvald sen iyi değildi, bakalım Traore ne yapacak? Kalan parayı hemen tabii ki. Antrenörlerimiz nerede? Antrenörlerimi harcayacağım abi. Yeni antrenörler tutmak istiyorum. Mesela hücumda açık pozisyonlar 1 diyor. Nerede en iyi antrenörler var? Kalecisi defans abi. Defansa bir tane ekleyelim. Tamam mı? Üçlük var defansta. Defanstaki üçlüğü hemen çıkar. Baksana orta sahada 5'lik adam var. Yapıştır şuraya mesela ha. Hücumda ne var hücumda? Var mı bir şeyler? Şu an kalan en iyiler üçlük mü? Bir 4'lük kaleci de var. Kaleciye de 4'lüğe gerek yok. Santrifor'a bir üçlük verelim o zaman. Orayı da bir arttırmış olalım. Zaten kaleci için açık pozisyon kalmadı. Tamam. Böyleyiz abi şu anda. Gayet iyi abi. Oyuncularımız daha da gelişecek. Karababa 88 oldu. Hemen gelişim planlarına da bir bakalım tabii ki. Gelişim planları da önemli. Alemeyahu 85'e çıktı. Bak geçen sezon verdiğimiz gelişim planı işe yaradı. Şimdi biraz şutunu mu arttırsa? Pası tamam. Şutu mu arttırsa? İki önlü orta saha verelim. Hedef oyuncu zaten bitiriciliği 93 olmuş abi. Bu adam manyak, kafayı yemiş bu adam. Bilmiyorum, driblingi de artsın istiyorum. Gol makinesi vereceğim. Zala da çok iyi oldu. 81'e kadar geldi. Stoper çalışıyordu. Defans çalışsın bu sezon. Traore. Chaka Traore. Sen de yeni geldin. Sana hemen sağ kanat çalıştıralım. Borelli. Kale sen ne oldun? 26 yaşındasın. Seni de seneye değiştireceğiz galiba. Neyse abi. Direkt sezon sonuna gidelim. Gruplardan çıktık mı çıkamadık mı hep beraber göreceğiz abi. Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet gördüm. Ne olduğuna beraber bakacağız. Şu anda heyecanlıyız tabii ki. Takım artık yani gerçekten bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Bekler ve merkez orta saha dışında herkes çok iyi. Puan durumuna baktığımızda evet 3. oluyoruz grupta. City, Leipzig ama kötü gruba denk gelmişiz. Geçen sezonki grubu olsa çıkardık. Leverkusen'le eşleşmişiz. Sıkıntılı bir rakip. Yeni sezona geçeceğiz tabii buradan. Ligde ne yaptık abi? Lige artık hiç bakmıyoruz da. Kupayı bak mesela, kupada elenmişiz. Saçma sapan. Bohemian'a elenmişiz. Şampiyonuz abi. 86 puanla şampiyonuz. Eyvallah. Sen ne yaptın? 88 olmuş. Obermeyer bak onun bir dedik sen pas çalış falan dedik. Hemen 87'ye çıktı. Esteban biraz yavaş gelişti ya. Esteban'ı yeni almıştık. 33 gol, 5 asist Elding. 24 gol, 9 asist Traore. Karababa 14'e 8. Alemeyahu 9'a 11. Herkes iyi verim veriyor abi. Bu takım yürüyecek ama işte birkaç eksik parçası var. O eksik parçaları da tamamlamak isteyeceğiz. Şöyle şimdi sezon sonuna geçelim. Yeni sezonumuza gireceğiz. Yeni sezonda transfer yapacağız. Verilen bütçeye göre transfer yapacağız. Belki birilerini satarız. Kaleyi yenileriz. Bir şeyler yaparız. Bilmiyorum. Ama yapmamız gereken şeyler var. Akçiçek. Akçiçek zaten transfer teklifi vardı. Evet 6. Hadi gitsin ya. Gelecek biri mi geliyor? Hayır gelmesin abi başkası. Sadece Yusuf Akçiçek gitsin. Parası gelsin bize yeter ya. Borelli 27 milyon euro.
Görüşmesini yapalım, 32'ye kadar çıkabiliyorlarmış. 29 hadi. Tamam, 29'a gitti, güzel. Düz 6-700, bak ben bunu kabul ederim abi. Düz 6-700'ü kabul ederim ya. Yusuf'la kale giderse bayram ederiz burada. Levante'den de bir teklif var. Levante'ninkini de kabul edelim. 1 milyon daha düşük, hani hangisine giderse gitsin. Kale kesin gitsin de. Elding'i vermeyeceğim, 52 milyon euro falan veriyorlar. Ama vermeyelim abi, vermeyelim. Esteban daha gelişir, 85 falan olur. Gerek yok vermeye. Yusuf mu gitti? Yusuf'cum olmadı, yapamadık seninle. Sen Premier Lig'e git, orada takılın. 6-700 de paradır yani. DM diyor ama olsun, Yusuf gelişmeyecek ya abi. Bir insandan ümidini kestiğin an, bu ilişkilerde de böyledir. Ümit bittiği anda ayrılırsın abi. Biz de böyle yaptık. Borelli transferiyle ilgili. Borelli'yi niye şey yapamıyoruz ya, satamıyoruz. Borelli'cim git kardeşim. Borelli dedik. İtalyan kalesi dedik. Kaliteli dedik. O da yıllar içinde birazcık yerinde sayanlardan oldu. Yapacak bir şey yok. Şu ana kadar çoktan 90'lara gelmesi lazımdı. Alan paralarla birilerini almaya çalışacağız efendim. Alman kalesi. Alman kalesi bak. İtalyan kalesine göre bir de onun da farkı vardır. Alman kalesi de farklıdır yani. İyidir. Seymen için şu anda 41 milyon eurolar falan konuşulmakta. Biz bu rakamlara çıkar mıyız bilmiyorum. Çıkacağız mecbur. Önce şöyle bir 37 ile falan başlamak niyetindeyim. Ya buraya boşuna geldim falan. Kafanı kırdırtma bana be. Merkez orta sahaya iyi birini alalım. Artık orayı kapatalım. Yeter be kardeşim. Bergvala 52 diyor. 52 aslında bir denenebilir ya. Denenebilir abi. Varımızı yoğumuzu veririz abi. 40 teklif ediyorum. Boşuna geldik dedi. Tamam. Mecbur bunu alacağız, Romanyalı çocuk. 23'ü buna versek kalanı da kaleye vereceğiz. Ne yapalım abi? Adam kalmadı yani. Regenlerden bulmaya çalışabiliriz. Bir de onlara da bir bakacağım. Kale için regen bakacağım. Kale için regene bakacağım abi. Tamam, aldık. İrimiye hoş geldin. Bir tane adam akıllı merkez orta sahamız oldu. Lan McCormick'i hiç satmasaydık. O şu an 82-83'tü zaten ya. Hata etmiş olabiliriz orada. Şeyler ne alemde? Antrenör mevzusu. Antrenörler ideal mi? Baksana burada 5'e 5'lik. Of. Orta sahaya 5'lik var. Şeye 4'lük var. Tamam. Forvet'e bir 5'lik alıyorum. Şunu da serbest bırak. Üçlükleri atıyoruz abi. Orta sahaya dümdüz 5'lik var. Tamam, böyleyiz abi. Savunma ve orta sahayı fullledik. Full'ün de üstüne çıktık hatta yani. Serbestlerden kalecilere bakıyoruz. Regen oyuncu arıyoruz. Bakalım karşımıza çıkacak mı? 72, 31 yaşında normal oyuncu. Biz oyunun şeyinden arıyoruz abi. Bak bu birinin regeni olabilir mesela ama daha çok yeni bir regen. Yani bize olmaz. Serbestlerde kaleci pek istediğimiz gibi bir şeyler bulamadık ya. Bak bu Donnarumma regeni olabilir mi? Gerçi regenler liglerde oluyor abi. Ama o artık o kadar ileriki bir sezondayız ki şey olmuş olabilir. Yani Donnarumma'nın regeni oyuna başlayıp ondan sonra başka yere transfer olmuş olabilir, anladın mı? Öyle bir durum var. Genoa'da. Bayern Münih'ten başlıyormuş. Genoa'daymış şu an. Schmidt. 14 milyona geliyormuş abi. Gelsin, bence hızlı gelişir. Alman disiplini var bu çocukta be. 15'e gelsin abi. Dümdüz 15'e gelsin. 15-500. Eyvallah, hoş geldin Schmidt. Daha iyisini bulamıyoruz. Paramız yetmiyor. 28 maaşını da al. Tamam Schmidt, kaleye hoş geldin. Önemli bir kaleci bizim için. Hocam gelişim planları ne alemde? Karababa zaten şey, alemeyahu. Sana geçen sezon iki önlü orta saha vermiştik. Çok iyi geliştin. Sen buna devam et. Yani burada biz Obermeier falan, herkes iyi gelişiyor. İyiyiz ya. Avrupa Ligi'nde olduğumuz bir sezonu geride bıraktık ve şimdi Aralık ayındayız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardayız. Takıma bak. Obermeier 91, Irimina 82. Ya Irimina, Esteban, bunlar rol oyuncuları. Bunların yerine tabii ki birilerini alsak iyi olur. Schmidt mesela yeni sezonda birisini almamız lazım yerine. Adam 79 abi. Bütün bütçemi yeni kaleciye harcayacağım yeni sezonda. Son maç Paris Saint-Germain. Yenersek çıkabiliriz lan. Allah kahretmesin. Oğlum çıkamazsak bir sezonda ağlayacağım artık ya. Kaleciden dolayı çıkamamış olacağız ha. Paris'i yenersek, evet, çıkamadık. Maalesef gruptan çıkamadık. Yine Avrupa'ya düştük. Geçen sezonun Avrupa'sına bakamıyor muyuz lan? Ben de ona hiç bakmadım. Bakamıyoruz tabii. Zaten çok da önemli değil. Bizim amacımız her zaman Şampiyonlar Ligi, biliyorsunuz. Obermeier falan filan. Abi kalecimiz çok kötü kalmış ya. Kalecimiz niye öyle oldu? 79'luk gelişecek diye aldık. 11 gol yenmeyen maç. Gerçi fena değil. Elding 41 gol 8 asist. Traore 19'a 2. Onun dışında Alemeyahu 13'e 13. Karababa 13'e 10. Karababa oğluna göre az yapıyor. Arkadaşlar bir an önce artık şey yapmamız lazım yani. Birazcık bir şeyler başarmamız lazım çünkü başaramıyoruz. Avrupa'da da Trabzonspor'la eşleşmişiz. Yani tamam, diyecek bir şey yok. Sezon sonuna gidelim. Yine sezon sonundayız. Yeni sezonda 27 milyon euro vermişler. Bir tane şöyle yaşlı bir kaleci yapıştırsam
Ama işte gerçek hayatta şimdinin genci bir yaşlı kaleci olması lazım. Çünkü 8-9 sezon ilerledik. Yani ben 23-24 yaşında biriyle anlaşsam yaşlı olur. Yok, çok yaşlı olur. Gerçek hayatta 22 yaşında olan biri. Bak mesela Mamardashvili ile anlaşabiliriz. Mamardashvili 32 yaşında. 33 milyon değeri var. Bizlik bir kaleci olur bu mesela. Anladın mı? 86'lık. Gayet iyi kaleci. 42'ye oha be. 42'ye anlaşabilirsin diyor. Bir görüşelim. Şimdiki kaleciyi verirsek üstüne, dur bakayım. Kaleciler 14 milyon ediyor. Üstüne 20 versem 34 eder. 24 versem üstüne 26 diyor. Tamam, biz buradan pazarlıkta kurtarırız işi. 24. Tamam, inşallah maaşına paramız yeter Mamardashvili'nin. Mamardashvili bizim için iyi olacak kaleye. 51 alıyormuş. Tamam, yetiyor. Maaş paramız da yetiyor. Güzel. Güzel abi. Bir yıllık sözleşme dedik. Eyvallah. Serbest kalma. Oh, çok güzel. Hoş geldin Mamardashvili. 32 yaşında tecrübeli bir kalecimiz var. Diğer mevkilerde gelişecektir diye umuyorum zaten. Çok da fazla ekstra transfere gerek yok. En büyük açığımızı kapatmış olduk diye düşünüyorum. En büyük açığı kapattık abi. Kalemizde Mamardashvili. Eyvallah. Gol kralı Elding için talep çok fazla. Vermem ki. Ocak ayına gidelim mi? Ocak ayına doğru gidelim. Takımımın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Artık ya vurup geçmesi lazım aslında Şampiyonlar Ligi'nde, biliyor musun? Şampiyonlar Ligi'ne falan bakalım en azından, ya da Avrupa'da ne yaptık ona bakalım. Abicim, biz şeyde ne yaptık Avrupa Ligi'nde? Yokuz. Lan yarı finalde Leipzig. Bu Leipzig bizi daha önce de gruplarda bir yerde elemişti. Önümüze bakmanın zamanı geldi yani. Hayatta bazı durumlarda geçmişi unutup geçmişteki başarısızlıklarımızı bir kenara bırakıp başarmak için aslında ileriyi düşünmek gerekir. Ben de şu an öyle bir noktadayım. Yani ileriyi düşünüp ilerisi hakkında konuşmak, ilerisi hakkında düşünmek istiyorum takımım için. Ve bu yüzden bakalım ne olacak. Ligde hep kazanıyoruz zaten. Nereye çıktın oğlum ya? Şeyin üstüne çıkıyor manyak, kafayı yedi. Kafayı yedi, yatağın üstüne çıkıyor, oraları tırmalıyor. Evet, ön elemeden geçemezsek başka bir salaklık olur. Geçtik. Güzel. Lech Poznan. Lech Poznan'a 2-1 falan yakışmıyor. Lech Poznan'a havada karada yenmemiz lazım. 4-2 güzel bir skor mesela, tamam. Şampiyonlar Ligi grupları. Hadi 4 galibiyetle çıkalım. Barça'yı yenin lan bu sezon. 1-1. Böyle bir başlangıç, pozitif bir başlangıç istemiştim ama. United oğlum, ne zor gruptayız ya. Onlarla da 1-1, 2 puandayız. Brondby. Bunu yenmemiz lazım. Buradan 3 puan. Tamam, çok iyi. Zor da olsa 3 puan aldık. Zor da olsa 3 puan. Evet. 3. Çok güzel. 6 puan. 6, bir dakika. 6. 7. 8 puandayız şu anda. United veya Barcelona birini yenersek çıkarız. Allah kahretsin. Barcelona'yı yenelim. Yapmayın. Burayı da 3. bitirmeyelim abi. Burayı da 3. bitirmeyelim. Ne oluyor şu an? Barcelona maçı 3-3. Ne oldu lan? Çıkamadık herhalde. Allah kahretsin ya. United'ı yensek çıkıyoruz. United'ı yenmeyi de bırak. Son maçta Barcelona'yı yensek de çıkıyoruz abi. Ya çok zor bir grup gelmiş ama ya. Brondby de hiçbir takımdan şey alamamış yani. Puan alamamış. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Brüj mürüj umurumuzda değil tabii ki. Ya hocam yani ne yapayım ben bu takıma, kimi getireyim be kardeşim be? He? Yeni sezona geçe 2033'e geldik abi. 10 sezon geçti. 10 sezondur bu takımın başındayız. 10 sezondur bir şey olmadı. Ben hayatımda bu kadar zor bir en kötü takım rebuild videosu çekmedim. Genelde 6-7 sezonda bitiririz bu videoları. Biter yani. Ne diyeyim ki, 33 milyon paramız var. Hadi bu parayla da bir mevkiyi daha geliştirelim hadi. Hayvan gibi bir stoper almak istiyorum mesela ben. Gerçekten hayvan gibi bir stoper almak istiyorum. Scalvini de 30 yaşında. 86 overall. Bunu alabiliriz. Bizim şey kaç overall? Esteban 83. Kaç yaşında? 27. Aslında Esteban gelişecek. Bizim yedeklerimizi bir tık donatmamız lazım ya. Emirhan İlkan abi. Emirhan İlkan gelsin. Torino'da şu anda. Yedekleri donatmaya çalışıyorum. Eduard Michu. 80 overall gelsin abi. Adana Demirspor'da o da. Semih Kılıçsoy. Bir de Semih Kılıçsoy'u yapıştırırım. Semih Kılıçsoy 28 yaşında, 14. Tamam. Böyle iyiyiz sanki. Bu üçünü alsak yedek anlamında iyi oluruz. Satın alma yetkisi veriyorum abi. Hepsi için yetki vereceğim. Tamam mı? Yetkileri verelim. Ulan kaç paramız var? Hepsini kabul ettik de bizim hepsine bütçemiz yeter mi? Biz var ya, bir tanesini anca alabileceğiz ha. Michu kabul edilmedi. Michu'nunki zaten kabul edilmedi. Emirhan İlkan ne oldu ya? Çıkmaza girdi. İlk teklifimizi, ulan oyunun önerdiği teklifi veriyoruz. Lanet olsun ya. Ha, gidip kendim alacağım. Michu'yu alıyorum abi yedek olarak. Sinir oldum şu anda. 80'lik yedek. Bunu alıyorum. 15'i alacağım abi. Alıp kaçacağım. Yeter, illa kendim mi teklif vereceğim ya? 15 kardeşim, 15. 17 diyor illa. Tamam, kabul. Bu kadar basit ya. Bu yetkililer o zaman niye var kardeşim kulüpteki yardımcılarım? Olmasınlar, bana ayak bağı oluyorlar şu an ya. Bu kadar basit bir topçuyu alamadınız ya. Eduard Michu geldi işte kardeşim. Kaleci becerisi 4 olan bir antrenörde buraya yapıştırırım. Çok iyiyiz şu an. Şu an çok iyiyiz. Zaten oyuncularımız iyi de gelişti. Yani bu takımın bir şey kazanamaması artık
büyük saçmalık yani, anladın mı? Büyük saçmalık. Evet, şu kupaya falan katılalım. Arkadaşlar Şubat'tayız zaten, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran'da bir görüşelim. Haziran'da görüşelim. Bütün maçları kazanarak geldik ama tabii bizim için önemli olan ilk etapta şu an Avrupa Ligi. Çünkü orada mücadele ediyorduk. Sezonun geri kalanında da Şampiyonlar Ligi derken Avrupa Ligi'ni kazanıyoruz. Gayet güzel. Monaco'yu 3-1 yenmişiz finalde. Monza'yı elemişiz, Ajax'ı elemişiz, Fenerbahçe'yi elemişiz, Fener'le eşleşmişiz. Güzel. Avrupa Ligi'nde galibiyeti aldık, kupayı kazandık. Zaten bu takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması lazım artık. Böyle bir takım bu. Sezona baktığımız zaman Avrupa Ligi için gol sayılarımız, asist sayılarımız şeyden bakalım. Şöyle oyuncu istatistikleri dedik. Direkt bu ekrandan bakmak daha mantıklı olacak. Avrupa Ligi'nde gol krallığında yokuz. Bora Aydınlık var. Fenerbahçe'den Bora Aydınlık 3 numarada. Asist krallığında. Oğlum bizim niye hiçbir oyuncumuz yok buralarda? Bir gol yenmeyen maçta Mamardaşvili'miz var. İkinci olmuş diyebiliriz. Bakayım bir şöyle Mamardaşvili. 88'e çıkmış bu yaşında, manyak. Manyak adam, 33 yaşında 88'ine çıkmış. Acaba antrenörlerden ötürü mü? Abi şu antrenörleri bol bol verdik ya. İlk defa bir birebirlikte bu kadar denedim. İşe yaradı. Gerçi hala 11. sezondayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık. O da ayrı. Ama oyuncularımız iyi gelişim gösterdi diye düşünüyorum. Baksana, 27'ye bir adam almıştık. 84 olmuş. Esteban, artık gelişmeyecek misin Esteban? Bizim bu sol stoperde oynattığımız adamlardan çektiklerimiz nedir ya? Bir Yusuf Akçiçek, iki Esteban abi. Gelişmiyorlar, asla gelişmiyor. Nerede Esteban? Dur bakayım. Sinir oldum, sana o kadar 20 milyon euro verdik ya. Bu kadar mı gelişiyorsun? Sen bu musun yani? Neyse, kötü söz söylemek istemiyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi için şimdi ön eleme oynayacağız. Ondan sonra grup aşamasında tabii ki geçmek istiyoruz. İyi şeyler yapmak istiyoruz. Direkt olarak Aralık ayına gidelim, orada bir görüşelim. Ya bir yandan bakıyordum şu destana, bir bakın şu destanı izleyin ya. İzleyin şu destanı. Her maçı kazandık neredeyse. Şampiyonlar Ligi'nde kesin lider olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şov olamaz abi. Olamaz. Bak şimdi size göstereceğim. Tutamadım kendimi, bakıyordum. 14 puanla lider çıkıyoruz. Rakibimiz Dortmund. Dortmund da gruplarda bizi yenmişti. Onlardan da bir intikam şekli. United'dan, Leipzig'ten intikam. Brøndby bak bu grupta puan almış. Geçen sezon da aynı gruptaydık Brøndby ile. Sonunda Avrupa'ya düşmediğimiz bir sezon. Konyaspor'u Avrupa'da tebrik ediyoruz. Leipzig ile eşleşmiş, bizim grubumuzdan düşen. Demek biz düşsek Konya ile eşleşecektik. Ligde zaten lider gidiyoruz. Bu kupa falan önemli değil o kadar. Şöyle bir bakalım. Takımımız nasıl? Takımımız bayağı gelişti. Hayvan gibi olduk. Şuradan bir oyuncu istatistikleri dediğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'nde mevcut gol krallığında yokuz. Yokuz, yokuz. Bu ne lan? Mamardaşvili yine ikinci sayılır. Kalecimiz çok iyi oldu ya. Kendini de geliştirdi. Esteban bak, sağ stopere atınca 84'e çıktı. Manyağı görüyor musun? Hasta kafalı adam. Artık yeni sezona geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de tarihimizde ilk kez gruplardan çıktık ve kendimize şans diliyorum efendim, onu söyleyeyim. Böyle ne diyor abi, sezon öncesi turnuva falan filan. Kardeşim Şampiyonlar Ligi var, ne sezon öncesi ya? Hangi sezon öncesi? Neyin sezonu öncesi ya? İstemiyorum turnuva falan. İstemiyorum abi. Benim maçım var. Dinlensin çocuklar, biraz maça girecekler zaten. Sezon öncesi turnuva diyor hala ya. Evet, Borussia Dortmund'la maçımız. Önemli bir maç. Takımımızdaki herkesin iyi olduğunu görüyorum. Zala özellikle çok gelişti ve stoperde. Hadi bakalım. Yani şu Obermeier falan. Bu video gerçekten hikayeli bir video oldu. Uzun zaman sonra böyle bir video çektik. Çok mutluyum şu anda. Umarım hikayemizi artık tamamlayabiliriz. Monteiro, Dean, Ahmet. Evet, Dortmund çok değişmiş. Tabii 10-12 sezon geçti abi. Niye herkes kırmızı, onu anlamadık. Dortmund'a karşı 2-0'lık galibiyet. Traore. Herkesin kırmızı olmasına rağmen çok iyi bir galibiyet oldu bu bizim için. Müthiş galibiyet. Tebrik ediyorum takıma, teşekkür ediyorum önce özellikle, konuşamadım. Cork City ile falan beraberlik yakışıyor mu abi? Dortmund'la maça çıkıyorsun ya. Yani sen Dortmund'la maça çıkan takımsın. Şampiyonlar Ligi'nde kendi ismini çeyrek finale yazdıracak takımsın sen. Ondan sonra böyle şekillere giriyorsun. 3-1 kazandık ikinci maçı. Elding, Şahsat, o kim lan? Şahsat kim? Bizim Arap çocuk mu acaba? Bizim Al-Zayt Sahtsat herhalde bu çocuğun ismi. Bakalım Dortmund'dan sonra rakibimiz kim olacak? Ya arada bu beraberlikler gerçekten yakışmıyor ya. Oo, Celtic. Celtic'i de hemen eleriz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktığımız ilk sezonda bu serüven, bu hikaye bir son bulacak mı acaba? Mutlu sona ulaşabilecek miyiz, bunu göreceğiz. Ve bakalım ne olacak dostlar. Gayet güzel, gayet güzel. Biz bu Celtic'i yeneriz abi, hiç kusura bakmasınlar. 4-0 çok rahatız. Elding, Şahşat. Aa, Şahşat şey de olabilir. Koca Ahmet olabilir lan. Koca Ahmet olabilir o, doğrudur. Bakayım isimlerine bakacağım. Koca Ahmet'tir o. Koca Ahmet nerede? Evet, Şahzat Koca Ahmet. 85 overall'a yükselmiş o da.
Ama aldığımız Traore 92 oldu abi. Koca Ahmet, sen aslında senin daha çok potansiyelin vardı mesela en başta. Sen de olabilirdin, olamadın. Celtic'i elersek yarı finaldeyiz dostlar. Bundan sonra artık bir tur daha geçtikten sonra Celtic'i eledikten sonra aman konuşamadık ya. Şimdi işte bir tur daha geçersek finale gideceğiz. Finali görmek istiyoruz. O atmosferi yaşamak istiyoruz dostlar. Çeyrek finalden başarıyla yükseldik. Başarıyla yükseldik. Rakibimiz kim olacak? Şöyle bir ilerleyelim. 2-0 falan gayet güzel. Hocam Sevilla maçı. Sevilla. Rahat geldik lan. Güzel bir galibiyet almak istiyoruz tabii ki. 2-1 kazandık, çok iyi. Sevilla ikinci maçı. Bunu ne yapacağız? Karababa çok yorgun ya. Hızlı simüle ediyoruz ikinci maçı. 4-1 Karababa'nın yorgun. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum kazandık lan. Senin de uykun var, illa uyumuyorsun ya. İyi, uykun da var yani oğlum. Ha? Evet, 4-1 çok güzel bir galibiyet. Finale kaldık. Tabii ki çok mutluyuz. Karlar yağıyor oyunumuzda. Gerçekten zor bir video oldu benim için. 3 günde bitti çekimi. Çünkü bir 3 günde bitti çekimi. Çünkü bir yandan biz bir ofis açmaya çalışıyoruz Uğur abiyle. Böyle bir işimiz var. Oraya git gel. Ya bir türlü çekimleri oturup da şöyle birkaç saat boyunca çekemedim. 8-9 saat çekemedim. O yüzden günlere yayıldı. Bayern Münih abi, final maçı öncesi ligde maç var. Kardeşim siz bu takımı ya önünü mü kesmek istiyorsunuz? Siz bu takıma ne yapmak istiyorsunuz? Şuraya bak. Oyuncuların fitnesslerini arttırdım çünkü böyle bir fikstür olamaz. Yani o zaman oynamayalım. Videoyu da burada bitirelim. Saçma sapan bir şey olacaktı. Oyuncularımız dinlenmiş bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı hak ediyorlar bence. Gördüğünüz üzere Bayern Münih'e karşı oynayacağız. Ligde lideriz. Bunlar çok önemli değil. Sezon arası çünkü aslında İrlanda'da. Zaten İrlanda Ligi'nin bir önemi yok bence şu an. Gördüğünüz üzere Şampiyonlar Ligi'nde gol kralıyız abi. Alemeahu Elding. Çift, duble gol kralı. 3 lira bitti olsa böyle puan verirdik. Asist krallığında yokuz. İskoçya takımı değil mi? Aberdeen. Aberdeen var. Traore 4. ama aslında 1. yani 5 tane. Pardon, 4 tane 5 asist yapan oyuncu var. Gol krallığında da Mamardaşvili. Donnarumma'ya falan da geçmiş. Mamardaşvili kendini ekstra geliştirdi abi. Anlamadım. Yani kaleci antrenörü var diye mi böyle oldu? Nasıl bu kadar oluyor anlamıyorum. Verimlerimiz böyle. İrlanda Ligi'nde sezon ortasındayız diye çok fazla yok verimimiz. Ama yine de tabii ki iyiyiz. Yedeklerimizi bir ayarlayalım. Yedeğe girmeyi hak eden ve giremeyen, bak Mişu mesela. Onu sokalım yedeklere. Kaleci Amin. Tamam şöyle yapalım abi. Lan oğlum Bowden ne yavaş adammışsın sen, girme yedeklere. Koca Ahmet falan yedeklerden sonradan tabii ki oyuna girebilir. Finali kazanmak istiyoruz. Çok emek verdik buraya gelene kadar. Çok büyük emeklerimiz var. Ve burada bu finali kazanmak için sahaya çıkacağız kardeşim. Bu finali kazanmak için geldik. Elding'imizle, Traore'mizle, Karababa'mızla, Ataberk Karababa'yla. Dünyanın en kötü takımıyken dünyanın en iyi takımı olmak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zorundayız. Evet, gördüğünüz üzere maç başlıyor. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum. Konuşamıyorum artık, takımıma başarılar diliyorum. Bu açığı tabii ki en son biz şey çekmişiz. All-Star falan bir şey çekmişiz demek ki. Güzel bir maç olsun. Lino verdik şöyle orta alanda. Aubameyang 94 oldu abi. Aubameyang dünyanın gelmiş geçmiş en iyi defansif orta sahası oldu diyebiliriz. Orlovski. Şimdi Alemeahu, harika bir takımımız var. O pas neydi oğlum? Elding, o pas neydi? Seni bütün Avrupa takımları istedi de satmadım ben kardeşim. Nasıl pas veriyorsun sen? Lan bırakma bırakma. Bayern Münih'e ezmeye geldik abi biz buraya. Bayern'e ezmeye geldik. Verdim aradan. Elding, Elding bitir. Elding! Çok rahat kaleciye de kafasını attı Elding. Golcümüz attı, golcümüz. Bu takımın golcüsü, UCD Dublin golcüsü. Elding, İrlanda'nın bağrından geldi bu çocuk. İrlandalı golcü. İrlandalı boksörle de uzaktan akrabalığı var Elding'in. Gördüğünüz üzere burada önünü aldı. Defans hiçbir şey yapamadı. Delikti. Yıllardır Bayern Münih'te oynuyor. Ya artık tecrübeli bir stoper. Ama ondan bile sıyrıldı Elding. İrlanda'dan geldi. Köylü diye dalga geçtiler. Elding dedi ki köylü milletin efendisidir kardeşim dedi. Biz İrlandalı da olsak dedi, bu futbolu iyi oynuyoruz kardeşim dedi ve tabii ki kazandı. Kazanmadı daha da golünü attı. Rakibi şaşırtıyoruz. Rakibi şaşırttık. Ayak dışı Alemeahu olmadı be. Ayak dışı falan vurayım dedim. Alemeahu'ya çok güveniyorum. Yalnız Bayern Münih hızlı geliyor. Aman diyeyim çocuklar. Bunları yemeyelim. Bunları yemeyelim çocuklar. Bunları yemeyelim. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi verdim pası. Elding. 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 Elding hocam. Yere düştük Elding'de. Olmadı, yapamadık. Araya girebiliriz şimdi. Hernandez'de geliyorlar. Bu hangi Hernandez? Tanımadığımız bir Hernandez. Ceza alanına girdi Hernandez, çevirdi. Bomboş arka taraf. Mamardaşvili adamsın. Adamsın Mamardaşvili. Oğlum çıkamıyorsun. Kafa topuna çıkamıyorsun. Helal olsun Orlovski. Tekte oyna, yürü. Yürü. Yürü, verdim pas. Nereye veriyorsun oğlum ya? Yapma.
Yapma! Tamam. Hocam aman diyoruz. Hocam aman diyoruz. Hocam aman diyoruz. Çok iyi aldın. Orlovski. Orlovski hocam yeter be, uzaklaştır şunu. Oha çok iyi uzaklaştırdık, indirdik. Helal olsun Alemayahu. Düz koşuları sever öyle. Traore'yi görür orada. Kontra ataktan geldik. Traore. Traore. Baba attı Traore. Belki 2-3 sezondur bizimle ama o da bu takımın evladı oldu. En az 10 sezondur bizimle olanlar kadar seviyorum Traore'yi. Bakın her taraf mavi. Manchester City mavinin sahibi değil. UCD Dublin diyoruz mavinin sahibi kardeşim. Ne alakaysa böyle bir slogan. Evet Traore çok iyi bitirdi. Çok soğukkanlı. Kaleciyle karşı karşıya kontra ataktan golümüzü attık. Bayern beraberliği yakalamak isterken 2-0 geride buldu kendine. Karababa gidiyor. Karababa, Ataberk, Karababa. Ataberk, Ataberk, Karababa. Koşa koşa attı golü, 3-0 yaptı. Neler oluyor? Bayern'e fark koymaya geliyor. Ataberk Karababa inanılmaz atıyor golünü. Türkiye'den İrlanda'ya yerleşti. Burada dünyanın en iyi takımının içinde yer aldı. Yıllarca transfer olmadı, bir vefa örneği, bir sadakat örneği Ataberk Karababa. Hangi takımlar geldi Ataberk'i almak için? Barcelona'sı, Real Madrid'i, Bayern Münih'i, hepsi geldi ama Ataberk dedi ki ben dedi UCD Dublinliyim dedi kardeşim. Dublinliyim. İşte bu. Ben şu an çok sahiplendim UCD Dublin'e. Bunların formasını nereden buluruz acaba? Hay amına koyayım ya. Hay amına koyayım ya. Buraya beep koy. Bütün ettiğim küfürlere beep koy. Sonra büyük bir beep koy. Geçsin. Arkadaşlar gol yiyince birazcık sinirlendim. O Alemayahu. Alemayahu. Ale Alemayahu. Alemayahu neler yaptı takım kaptanı. Alemayahu. Ah gidemedik orada. Ah gidemedik be, yapma ya. Çok iyi şey yapmıştık, dribling yapmıştık. Alemayahu vermedi orada aslında topu. Sonunda makara yaparken kaybetti. Ayağı. Basmaya devam et. Basmaya devam et. Basmaya devam et. Basmaya devam et. Bırakma. Oğlum bırakma. Şöyle girdik. Orlovski helal olsun lan. Ne güzel girdin abi. Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Araları bırakma. Alemayahu. 3-2 olursa başka şeyler konuşulur bu maçta. Helal olsun Obermeyer. Defansif orta sahasın ama ne kıvrak hareketler yapıyorsun. Adamsın Obermeyer. Şimdi Traore. Bırakmadı topu. Traore. Traore. Nasıl bir takipçisin sen. Uzun oynadım. Arka taraf. Yapma oğlum be. Aha. Karababa aldı. Şimdi indirdik. Alemayahu. Alemayahu. Ah ayağından kaydı top. Yağmurdan ötürü kaydı biliyor musun? Çok güzel hareket yapmıştı. Hop girdik. Hocam son bir atak şansı. Alemayahu hocam faul yok mu? Bastırıyoruz önde. İrimiya. Şimdi Elden'in önüne doğru. Elden. Ulan gelişine vurmuştuk. Bu girse kolu falan fırlatırdım, burada dans ederdim. Çünkü çok yani gelişine melişine çok niş bir gol olurdu. Takımımı tebrik ediyorum. Hadi bakalım oğlum. İkinci yarıdayız. Güzel bir galibiyet olsun bizim için. Kazanıp artık şu kupayı bitirmek istiyoruz. Almak istiyoruz kardeşim. Videoyu bitirmek istiyoruz ya. Başarıyla bitirmek istiyoruz hem de. Çok iyi oğlum. Karababa harika sıyrıldın. Karababa geliyorsun. Neredesiniz? Neredesin? Ulan Brate diyecektim. Ardenoviç'ten alışkanlık kaldı. Görüyor musun? Brate falan demek. Evet. Bastır bastır. Bırakma bırakma. Bırakma oğlum. Nasıl geliyorlar ya? Çok iyi verdim pası. Tekte oynadım. Harikayız. Elding. Sağ tarafa doğru şöyle verdim. Müthiş pas. Offside yok hocam. Hocam offside yok. Anında çevir içeri. Arka taraf. Ah be. Biraz daha yakınına düşse. Oradan gelişine bir röbaşa tamsı vuruş olabilirdi belki Traore'den. Şimdi Traore ortaya oynamak istedi. Bayern Münih oyuncuları araya girdi. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Hernandez. Aman abi. Orta alanda müdahale yapmaya çalışmıştık. Alamadık. Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Obermeyer helal. Helal. Şimdi Elding. Elding. Sola doğru verdik pası. Traore. Traore çekti. Traore uzak köşeye. Rezaletmiş. Oyuna devam. Helal olsun Lino be. Helal Lino. Marco Esteban. Şimdi verdik. İrimiya. İrimiya. İrimiya gitti. İrimiya helal olsun hocam. Offside yok. Elding. 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 Elding çekti. Elding. Klas bir gol Elding'den. Öyle sert vurdu ki top bilelerden çıktı geri geldi be. Ulan ne güzel çekti vurdu. Elding harbiden klas bir bitirici. Konuşamıyoruz. Elding başka bir adam. Diyecek hiçbir şey yok. Çok güzel gol bence. 4-1'e getirdik durumu finalde. Çok rahatız artık. Bayağı aşırı rahatız yani hatta. Öyle söyleyeyim size.
Dakikalar 70'i gösteriyor. Araya girmek istedik. Jeremy Doku. Hocam faul yaptık. Hernandez. 4-1 önde olmamıza rağmen sert oynuyoruz. Çünkü biz buyuz. İrlanda takımıyız kardeşim biz. Ayağına gireriz adamın. Hocam ne var ya? Alt tarafı ayağını kırdım hocam. Kalksın, bir şey yok. Hareket yapmasın yalnız oyuncuma. Oyuncuma hareket yapmasın. Oyuncuma harekete karşıyım. Oy. Manyak 90'a vurdu lan oğlum. Hasta adama bak. Hocam çıkmadan önce değelim. Çıktı, taca gitti top. Yürü 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 yürü. Yürü Traore. Sol taraftan tekrardan Elding'i gördü. Elding geliyor, ayağından açtı topu. Elding. Şeyi görebilir mi? Ataberk'i görebilir mi? Ataberk'e doğru bir top. Ataberk. Ya çok hızlı bir top. Çok hızlı bir top Elding'den. Hocam hocam hocam. Hocam hocam. Olowski adamsın. Çok iyisin. Hocam yemeyelim be. 4-2 olmasın. Ya, olsa da çok bir şey olmaz da. Hocam yemeyelim diyorum. Musiala geçti, vurmadı. Oğlum siz bize dalga geçecek konumda değilsiniz. Bak skor tam tersi olsa tamam da. Ne yaptığınız belli değil. Atayım mı illa yani? Gel atayım bir tane daha. Kepaze olun. Kepaze olun Bayern Münih. Kepaze olun. Karababa'yı kim tutacak abi? Bu adam Karababa. Bu adam Karababa. Üstüne vurdu Karababa be. Aslında biraz daha kaleciyi yaklaştırıp aşırtabilirdik. Neyse çok güzel. 4-1 kazanıyoruz Bayern Münih'e karşı finalde. 4-1'lik galibiyetimizi aldık. UC'de Dublin'in çocukları, İrlanda gençleri seviniyor. Türkiye'den de ciddi bir taraftar vardı UC'de Dublin'in. Ataberk Karababa burada oynadığı için. Ataberk Karababa takımıyla beraber inanılmaz bir serüven yaşadı. Ve bu serüvenin sonucunda Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı takımına. Bir dönemler Cenk Tosun da bu takımda oynadı. Çok ilginç bir takım. Yusuf Akçiçek de burada oynadı. Helal olsun, bakın nasıl seviniyoruz. Bakın nasıl coşkuluyuz. Dünyanın en kötü takımını, ya İrlanda Ligi dünyanın en kötü ligi. O ligin en kötü takımını, sonuncu takımını alıp önce İrlanda'da şampiyon yapıp İrlanda Kupası kazandırıp sonra Avrupa Ligi kazandırıp en sonunda da Şampiyonlar Ligi kazandırarak dünyanın en iyisi yaptık dostlar. Güzel bir serüvendi. Eğlenceli bir serüvendi bence. Her ne kadar bazı anlarda yönetim bize para vermiyor diye sinirlensek de ben eğlendim. Umarım bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Bu dakikaya kadar izleyen herkese selam olsun. Umarım eğlenmişsinizdir ve şampiyon UCD Dublin. Dostlarım dediğim gibi umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.